Aşağıda verilen çark 6 eş bölümden oluşuyormuş. Çark 24 saniyede bir tam tur atmaktadır. Çark saat yönünde 3 dakika çevrildiğinde okun ucundaki köklü ifade kök 2 ile çarpılacak. Şimdi burada bir duralım. Biz 24 saniyede bir buradaki çarkı ne yapıyoruz? Bir tam tur döndüğünü biliyoruz. Peki 3 dakika içinde 3 çarpı 60'tan toplamda 180 saniye yok mu? Var. O zaman soru şu. Buradaki çark 180 saniyede toplam kaç tur attı? Ne yapacağım? Tabii ki de 24'e böleceğim. Böldüğüm zaman kaç gelmiş oldu burası? 7 kere var. 168 mi geldi? Peki kalan kaç geldi? 12 saniye gelmiş oldu. İşte bunun anlamı ne? Buradaki çark 7 tam tur atmış. Bir de üzerine 12 saniye daha dönmüş. Şöyle düşün. Eğer ki çark 24 saniyede bir tam tur atıyorsa 12 saniyede yarım tur atmayacak mı? Atacak. Ve sen bunu saat yönü çeviriyorsan o zaman bu şekilde çevirmek zorundasın. Bak sen bunu bu şekilde çevirsen, diğer türlü bile çevirsen yarım tur attığı için kök 60 aşağıya kök 45 yukarı gelmeyecek mi? Yani buradaki sayı kök 45 olmuş oldu. Aşağıdaki sayı kök 60 gelmiş oldu. Bunlar cepte. Diğerlerini yazmaya bile gerek yok. Tamam, bunlar cebimizde. Yani benim şu anda okun gösterdiği ilk sayı 45 olduğu için bir de ben bunu kök 2 ile çarparsam ilk sayımız kök 90 gelmiş oldu. Devam edelim. Ardından çark bulunduğu konumdan, yani şu an kök 45 yukarıdayken saat yönünün tersi yönde 5 dakika çevrildiğinde okun ucundaki köklü sayı kök 6 ile bölünüyormuş. Şimdi dur. Sorumuz şu. 5 dakika içinde toplamda kaç tane tur attı? Onu bulmam lazım. Nasıl bulacağım? 5 dakika içinde 5 çarpı 60'tan dolayı toplamda 300 saniye yok mu? Var. 300'ü gittim 24'e böldüm. 1 kere var 24. Kalan kaç geldi? 60 geldi. 2 kere var 48. Kalan da yine 12 saniye gelmiş oldu. Yani bunun anlamı ne? Buradaki çark 12 tam tur attı. Bir de üzerine 12 saniyelik daha döndü. Peki 12 saniye dönmesi ne anlama geliyordu? 24 saniyede bir tam tur atıyorsa 12 saniyede yarım tur atması lazım. Öyleyse 12 tane tam tur attık. Yine buradaki ok şu an kök 45 gösteriyor. Sen bir daha gidip de eğer ki yarım tur atarsan ne yapacak? Kök 60 yukarı çıkacak. Kök 45 aşağı inecek. Yani okun gösterdiği sayı kök 60 olacak. Bir de ben bunu ne yapacakmışım? Kök 6'ya bölecekmişim. Eğer ki bölersem dikkatli ol. Kökün dereceleri aynı olduğu için direkt içlerini bölüyorum. Bölersem de burası kök 10 gelmiş oldu mu? Oldu. İşte elimdeki bu iki sayıyı çarparsam kök 90 çarpı kök 10 gelmiş oldu. Buradan da kök 9 geldi. Yani elimizdeki sayı kaç gelmiş oldu? 30 gelmiş oldu. Bu durumda sorunun doğru cevabı da Denizli çıkmış oldu. Yukarıdaki kutuların içine buradaki sayılar her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde bölme işleminin sonuçları A oluyormuş. A tam sayısı kaçtı diye soruyor. Arkadaşlar biliyorsunuz bu tarz sorular deneme soruları. Eğer ki birkaç tane deneme yaparsanız şu sonuçları mutlaka göreceksiniz. Bakın dikkatli olun. Siz eğer ki eksi 16'yı eksi 4'e bölerseniz, aynı zamanda eksi 8'i gidip de eksi 2'ye bölerseniz, bir de 4'ü 1'e bölerseniz elinizdeki tüm A sayıları kaç gelmiş olacaktır? 4 gelmiş olacaktır. Bu durumda sorunun doğru cevabı da Edirne çıkmış olacaktır. Aşağıda 32 birim kareden oluşan birbirine eş iki şeffaf kağıt bazı birim kareleri siyah renge boyanmış şekilde bize veriliyormuş. Birinci adımda birinci kağıdın 8. sütunu ile ikinci kağıdın 1. sütunu üst üste gelecek şekilde konulup ikinci kağıt sola kaydırılıyor. Yani olay ne aslında? Olay şu. Sen bu ikinci kağıdın 1. sütunu var ya, alıyorsun burada 8'in üzerine koyuyorsun. Ama dikkatli ol. Olay ne? Olay şu. Kağıtlar şeffaf olduğu için siyaha boyanan yerler yine burada gözükmesi gerekiyor. Hem birinci kağıdın hem de ikinci kağıdın. Neden? Çünkü kağıtlar şeffaf. Devam et soruya. Sonraki her bir adımda ise ikinci kağıt birer birim sola kaydırılıyormuş. Buna göre dördüncü adımda oluşan şekilde siyah boyalı olarak görünen birim karelerin sayısının dördüncü adımdaki tüm birim karelerin sayısının oranı kaçtır diye soruyor. Şimdi hani birinci adımda biri 8'in üzerine koydum ya. Ne yapıyorum bu durumda? Her bir adımda biri sola kaydırıyorum. O zaman sen biri 4 adımda sola kaydırırsan birinci adımda 8'e geldi. İkinci adımda 7'ye, üçüncü adımda 6'ya ve dördüncü adımda bir nereye gelmiş oldu? 5'in üzerine gelmiş oldu. Bu durumda ikinci sütunda 6'ın üzerine geldi. Üçüncü sütun 7'in üzerine ve 4 de 8 üzerine gelmiş oldu. Yani buradaki kağıdın şu kısmı komple nerede şu anda? Birinci kağıdın üzerinde. Ama buradaki kağıt hala dışarıda. Şimdi bu kağıtlar şeffaf olduğu için sağda gördüğün şu siyah noktalar solda gözükecek mi? Evet gözükecek. O zaman gözüken noktaları hemen tarayalım. Bak birin şu kısmı, şuradaki kısım nereye denk gelecek? Tam da 3. kare neresi? Tam olarak şurası. Burası taranmış olacak. 2. sütunun 2. karesi nereye denk gelecek? Tam da buraya denk gelecek. 3. sütunun 3 ve 4.'sü nereye denk geldi? 7'ye denk geldi. 4. sütunun ilk 2 karesi nereye denk geldi? Buraya denk gelmiş oldu. Tamam, bunları sol tarafa aldık. Bunlar hala dışarıda. Peki bu durumda 4. adımda toplam kaç tane kare siyah boyamış oldu? Dikkatli ol. 1 burası. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Buraya bir daha saymayın çünkü burası zaten kağıdın üzerinde. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tam da şu anda elimde 22 tane siyah kare var. Peki benden ne istiyor? İşte bu siyaha boyalı olan birim karelerin sayısının 4. adımdaki tüm birim karelerin sayısına oranını istiyor. Şimdi dikkatli olun. Zaten şuradaki 4 tane sütun şu anda nerede? Sol tarafın üzerinde. O zaman benim bunları bir daha saymama gerek yok. Sol taraftaki tüm sütunları bir sayarsak ne gelmiş olacak? Her birinde toplam 4'er tane var. Ve 8 tane satır olduğu için toplamda burada 32 tane ne gelmiş olacak? Dikkat et, kare gelmiş olacak. Bir de şu tarafa bakarsak 4 tane sağa doğru var. Dikkat et, 4 tane aşağı doğru var. 16 tane de kare buradan gelecek. O zaman 32 buradan, 16 buradan, toplamda 48 geldi. Öyleyse cevapta 22'nin 48'e oranı gelmesi gerekiyor. İkiler birbirini götürdü. Sorunun doğru cevabı 11/24 ile Deniz gelmiş oldu. Aman diyeyim, bakın dikkatli olun. Siz bunları zaten sol tarafa aktardığınız için tüm kareleri sayarken bir daha saymayacaksınız. Çünkü buradaki kareler zaten birinci kağıdın üzerinde. Tamam mı? Toplama, çarpma, büyük olandan küçük olanı çıkarma ve büyük olanı küçük olanı bölme işlemlerin her birinde 2 üzeri 5 ve 2 üzeri 6 sayıları birer kez yer alacak ve yalnızca bu iki sayı kullanılarak toplamda 4 sayı elde edilecek. İşte elde ettiğimiz bu 4 sayının çarpımı kaçtı diye soruyor. O zaman teker teker elimizdeki bu işlemleri yapalım. İlk önce 2 üzeri 5 ile 2 üzeri 6'yı topluyorum. Biliyorsunuz üst sayılarda toplama işlemi yapmak için x'in aynı olması gerekiyor. Dolayısıyla ben buradaki 2 üzeri 6'yı 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 1 şeklinde yazamaz mıyım? Çok rahat yazarım. O zaman 2 tane 2 üzeri 5 buradan geldi. Bir tane 2 üzeri 5 buradan geldi. Toplarsam 3 tane 2 üzeri 5 burası yaptı. Tamam, toplamayı bitirdik. Geldik çarpmaya. Hemen 2 üzeri 5 ile 2 üzeri 6'yı çarparsak tabanlar aynı, çarpım şeklinde üstleri topla. 2 üzeri 11 geldi, bu da gitti. Büyük olandan küçüğü çıkarma. 2 üzeri 6'dan 2 üzeri 5'i çıkarttım. Yine aynı toplama işleminde olduğu gibi çıkarma işleminde de üst sayıların aynı olması lazım. Dolayısıyla 2 üzeri 6'yı 2 tane 2 üzeri 5 şeklinde yazdım. Sen 2 tane 2 üzeri 5'ten 1 tane 2 üzeri 5 çıkartırsan geriye 1 tane 2 üzeri 5 kaldı. Bu da gitti. Ve geriye kim kaldı? Büyük olanı küçüğe bölme. Hemen ne yapıyorum? 2 üzeri 6'yı aldım. 2 üzeri 5'e böldüm. Tabanlar aynı iken üstleri çıkar. Burası da 2 üzeri 1 gelmiş oldu. Ne yapacağım işte? Elimde bu oluşan 4 tane sayının benden çarpımını istiyor. Hepsini bir çarpalım. 3 tane 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 11 çarpı 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 1 gelmiş oldu. Buradaki ikilerin tabanları aynı değil mi? Aynı. Öyleyse üstlerini topla. 3 çarpı, dikkat et, 11 buradan geldi. 5 buradan 16 yaptı. 5 buradan 21 geldi. 1 de buradan 22 geldi. Yani çarpı 2 üzeri 22 geldi. Sorunun doğru cevabı da Edirne çıkmış oldu. AB, BC, CA iki basamaklı sayıların ikisi asal, biri çift sayıymış. Buna göre AB ile BC toplamı asal sayı, BC ile CA'nın farkı 42'ymiş. AB eksi CA farkı en çok kaçtı diye soruyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle olayımız şu. Bakın dikkatli olun. Elimizdeki bu 3 sayıdan ikisi asal biri çiftse 2 basamaklı tüm asallar tek değil mi? Mutlaka tek sayı. Demek ki ben buradan ne anlıyorum? Burada elimizde 2 tane tek sayı, 1 tane çift sayı var. Bir kere bunu cebimize koyalım. Şimdi gelelim aşağıya. Hani BC ile CA'nın farkı 42 ya. Bak dikkatli ol. O zaman elimdeki sayılardan şu ikisi mutlaka tek olmalı ki tekle tekin farkı ne gelsin? Çift bir sayı gelsin. Yani ben buradan ne anlıyorum? Hani tek sayılar hangi sayılar olacaktı? Asal sayılar olacaktı. Demek ki ben burada 2 tane asal sayı çıkartmışım ve sonuç ne gelmiş? 42 gelmiş. O zaman şöyle yapalım. Buradaki CA'yı bir karşı tarafa at. Sen BC sayısının şu anda ne olduğunu biliyorsun. 42 artı CA olduğunu biliyorsun. Öyleyse şöyle yapalım. 42'ye bir asal sayıları ekleyelim. Eğer ki sonucu asal bulursak orada yavaş yavaş bir duralım. Ama dikkatli olun. Buradaki farkı büyük yapacak şekilde durmak zorundayız. Bak buradaki farkın büyük olması için benim elimdeki AB sayısının büyük olması lazım. CA'nın küçük olması lazım. Yani mutlaka mutlaka A'nın büyük sayılar gelmesi gerekiyor. Tamam mı? Tamam. Şimdi başlayalım. 2 basamaklı asallar. Kimle başlıyor? 11 ile başlıyor. Kim gelecek burası? 53 gelecek. Tuttu mu? Tutmadı çünkü C'ler aynı değil. Bunu geçtim. İkinci asal 13. 13 ile 42'nin toplamı kaç gelmiş oldu? 55 gelmiş oldu. Asal değil. Gitsek 17 versek. 17 42 daha kaç yaptı? 59 yaptı. Dikkatli olun. C9, C1 uymadı. CA'ya 19 versem. Dikkatli olun. 42 19 daha kaç yaptı? 61 yaptı. Bak bu sayılar bana öyle bir uyuyor ki. Nasıl uyuyor dikkatli ol. Bir kere iki sayıda asal çıktı. Ve ayrıyetten zaten A rakamı gelebileceği en büyük değer geldi. C rakamı da gelebileceği en küçük değerler geldi. Tam da benim istediğim ifade. Hani AB eksi CA farkının büyük olması için AB'nin büyük CA'nın da küçük olması gerekmiyor mu? Bak C en küçük geldi. A en büyük geldi. Bundan daha küçük bundan daha büyük zaten olamaz. Peki elimdeki bu sayılar yukarısını sağlıyor mu? Kontrol et. A'yı 9 buldum. B'yi kaç bulduk? 6 bulduk. B 6. C'de kaç geldi? 1 geldi. Topla burasını. Kaç gelmiş oldu? 157 geldi. Peki 157 sayısı asal mı? Evet asal. E demek ki ben bu ifadeleri doğru kabul ediyorum artık. O zaman AB sayımız 96 geldi. CA sayımızda kaç gelmiş oldu? 19 gelmiş oldu. X'inin farkı da 77 geldi. Yani sorunun doğru cevabı Denizli çıkmış oldu. Buradaki sayılar birbirinden farklı iki basamaklı asal sayılar. Bize böyle bir eşitlik vermiş. Buna göre buradaki toplam en çok kaçtı diye soruyor. Ben anlıyorum ki o zaman elime alacağım buradaki asallar birbirinden farklı olan asallar mutlaka en büyük asallar olması gerekiyor ki toplam en büyük gelsin. Şimdi bak bir kere bu eşitlikte A'lar birbirini götürür. S'ler birbirini götürür. Geriye kim kaldı? A asalıyla L asalının toplamı Y asalıyla I asalının toplamına eşit geldi. Yani ben buradaki asalları en büyük seçerken bir de buradaki şarta uygun şekilde seçmek zorundayım. Şimdi ben bu toplamın en büyük gelmesi için o zaman iki basamak ne yapıyorum? En büyük asallara gidiyorum. Peki iki basamakta en büyük asallar kimler? 90'lardan başla. 97 asal mı? Evet asal. Başka 90'lar asal var mı? Hayır yok. Dönüyorum kime? 80'lere. 89 var mı? Var. Başka kim var 89'da? 89'dan başka 80'lerde 83 var. Peki başka kim var? Başka da yazabileceğim bir asal yok. Devam edelim. 70'lerde kim var? Bir kere 79 geldi. Bunun dışında başka kim geldi? 73 geldi. 71 geldi. Ve bu şekilde devam ediyor. Şimdi ben acaba buradan 4 tane değer seçsem toplamları birbirine eşit olur mu? Şimdi arkadaşlar lütfen dikkatli olun. Şuradaki dörtlü sayıya bakar mısınız? Bakın. Şu dörtlüye bakın. Şimdi şuradaki dörtler arasında 89 ile 83 arasında 6 fark var. 79 ile 73 arasında 6 fark var. O zaman biz burada eğer ki bu değerleri uydurabilirsek bu toplamın birbirine eşit gelebilir mi? Evet gelebilir. Peki ne yapalım biz burada? Bak şimdi 73 ile 89'u alsam buraya yazsam. Peki aynı zamanda 83 ile 79 da buraya yazsam acaba bu iki toplam birbirine eşit gelir mi? Evet, kesinlikle gelir. Bakın dikkatli olun. Eğer ki sol tarafı toplarsak kaç yapıyor? 12, elde var 1, 160 geliyor. Sağ tarafı toplarsam yine 160 geliyor. O zaman bir kere elde ettiğim asal sayılar en büyük asal sayılar ve aynı zamanda buradaki toplamlarla birbirine eşit geldiğine göre demek ki benim seçmem gereken asallar bunlar. Bizden ne istiyor? Buradaki 4 tane sayının toplamını istiyor. Sol taraf 162 geldi. Sağ taraf 162 geldi. X'ini toplarsak da 2, 2 daha 4 geldi. 6, 6 daha 12. Elde var 1. Cevabımız da 324. Yani Ceyhan gelmiş oldu. X ve Y birer doğal sayı olmak üzere bize 2 tane eşitlik verilmiş. Buna göre X, Y çarpımının alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi sorumuz şu. 2 kere faktöriyel aldığı zaman kendisine eşit gelen faktöriyel kimler? Tabii ki de unutma 1 faktöriyel ile 2 faktöriyel. Bak sen burada x gördüğün yere 1 yazsan 1 faktöriyelin faktöriyeli kim gelecektir? 1 gelecektir. Ya da 2 faktöriyelin faktöriyeli kim gelecektir? O da 2 gelecektir. Yani x'in burada 2 tane değeri var. Birincisi 1, ikincisi 2. Geliyorum y değerine. Bak faktöriyeli aldığın zaman kendisinin 2 katına eşit gelen sayı kim bu? Tabii ki de 3 faktöriyel. Sen burada y'yi 3 alırsan soldan 3 faktöriyel 6 geldi. Sağdan 3 çarpı 2'den 6 geldi. O zaman y değerimiz de 3 gelmiş oldu. Bizden ne istiyor? X, y çarpımının alabileceği farklı değerleri istiyor. Soldaki değerleri çarparsam 3 geldi. Sağdaki 2 değeri çarparsam 6 geldi. Bu durumda x, y'nin çarpımının alabileceği değerler toplamı da 9 gelmiş oldu. Yani sorunun doğru cevabı Denizli çıktı. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere bize 2 tane işlem verilmiş. Bu işlemleri sağlayan iki basamaklı sayılara topçar bölümlü sayılar denir. Peki bu işlemler ne? Elimizdeki iki basamaklı sayı rakamları toplamına kalansız yani tam bölünecek. Rakamları yer değiştirdiğim zaman çarpımlarına da kalansız bölmesi gerekiyor. Burada bize bir örnek vermiş. Buna göre iki basamaklı en büyük topçar bölümlü sayısının rakamları toplamı kaçtır? Herhalde deneyeceğimizi anlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar bunu deneyeceğiz ama biraz mantık denememiz lazım. Çünkü çok fazla sayı karşımıza çıkabilir. Bence şöyle yapalım. Şıklardan gidelim. Bak şimdi. 2 basamaklı en büyük topçar sayısının diyelim ki rakamları toplamı 12 yapsın. Şimdi sorumuz şu. Rakamları toplamı 12 yapan 2 basamaklı sayılar kimler? 90'lardan bir başlayalım. 93 olur. 80'lerde kim var? Dikkat et. 84 var. 70'lerde 75 var. 60'larda 66 var. Alabilir miyim peki bunu? Evet alabilirim. Çünkü rakamları farklı dememiş. Başka kim var? 57 döndü. Bak bundan sonra bakmaya gerek yok. Niye bakmaya gerek yok? Zaten sen buradaki topçar sayısına bakarken bunların rakamları yer değiştireceksin. Yani mutlaka şu iki sayı yer değiştirecek. O yüzden bundan öncesi bakmaya gerek yok. Şimdi peki olayımız şu. Buradaki sayılardan acaba herhangi bir topçar olabilir mi? Koşul neydi? 2 basamaklı bu sayı rakamları toplamı tam bölünecek. 93 12'ye tam bölünür mü? Hayır bölünmez. O zaman 93'ü attım. Geldim 84'e. Peki 84 dikkat et 12'ye tam bölünür mü? Evet bölünür. 7 kere var. O zaman bir de rakamlarını yer değiştir. Acaba çarpımlarını bölünüyor mu kontrol et. Rakamları yer değiştirdim. Kaç geldi? 48 geldi. Dolayısıyla 48 sayısı buradaki sayının çarpımına yani 32'ye tam bölünüyor mu? Hayır bölünmüyor. O zaman 84'ü alamazsın. Geldim 75'e. 75 rakamları toplamı tam bölünmez. Attım. Aynı şekilde 66'yı alıp da rakamları toplamı bölersem olmaz. Attım. Bundan sonraki sayılar çok küçüldüğü için bakmıyorum. Geçiyorum 11'e. Şimdi yine 90'lardan başlayalım. 90'larda rakamları toplamı 11 yapan sayılar kimler? 92. 80'lerde 83 var. 70'lerde 74 var. 60'larda 65 var. 50'lerde zaten yine tam tersine dönecek. 92'den başla. Rakamları toplamı kimdi? 11'de tam bölünmüyor. 83'tü. Rakamları toplamı 11'e tam bölünmüyor. 74 11'e tam bölünmüyor. Attık. Aynı şekilde 65'te 11'e tam bölünmedi. Diğerleri çok küçüleceği için bakmama gerek yok. Geliyorum 9'a. Rakamları 9 yapan 90'lardan bir başlayalım. 90'larda hangi sayının dikkat et rakamlar toplamı 9 yapar? kim gelir? 90 gelir. Ama dikkat et, 90 sayısının sen rakamları yer değiştirdiğin zaman 09 geleceği için bu sayı 2 basamak değil, bunu zaten alamam. 80'lerde rakamları toplamı 9 yapan sayı kim? 81. 70'lerde kim var? 72 var. 60'larda 63 var. 50'lerde 54 var. 40'lara bakmama gerek yok çünkü bunun rakamlarının yer değiştirmiş hali. Şimdi 81'den başlayalım. 81 sayısını aldım. Rakamlar toplamı böldüm. Tam bölündü mü? Evet, bölündü. O zaman rakamları yer değiştir. 18 geldi. Peki 18'in kimi bölünmesi gerekiyor? Rakamları çarpımla. Bölünüyor mu? Bölünmüyor. Attım. Geldim 72'ye. 72'yi aldım. Rakamlar toplamı böldüm. Tam bölündü mü? Bölündü. Şimdi rakamları yer değiştir. 27 geldi. Rakamlar çarpımla tam bölünüyor mu? Bölünmüyor. Attım. Geldim 63'e. 63, dikkatli olun. Rakamlar toplamla tam bölünüyor mu? Evet, bölünüyor. Peki yerlerini değiştir. 36 geldi. 36 sayısı rakamlar çarpımla tam bölünüyor mu? Evet, bölünüyor. İşte o zaman benim aradığım en büyük sayısı, en büyük topçar sayısı 63 gelmiş oldu. Rakamlar toplamı 9 yaptığı için sorunun doğru cevabı Ceyhan gelmiş oldu. X ile Y birer reel sayı, A'mız bir tam sayı. İki tane eşitsizlik vermiş bana. X, Y çarpımının alabileceği 71 farklı tam sayı değeri olduğuna göre A kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar elimizde 2 tane aralık varken ben bu iki aralığı nasıl çarpacaktım? Uç sınırları çarpacaksın. Bulduğun 4 tane değerden en büyüğü o çarpımın en büyük değeri, en küçük değeri de aralığın en küçük değeri olacak. Şimdi başlayalım. İlk önce 1 ile A'yı çarptım. A geldi. 1 ile 10'u çarptım. 10 geldi. Başka? 6 ile A'yı çarptım. 6A gelmiş oldu. 6 ile 10'u çarptım. 60 geldi. Soru şu. Elimdeki bu sayılardan en küçük kim? En büyük kim? Şimdi bir kere bu kime göre değişir? A'nın artı mı eksi mi olması göre değişir. Diyelim ki A'mız artılı bir değer olsun. A'mız artılı bir değerken şu an elimizdeki en küçük değerin kim gelmesi lazım? Rakam olduğu için A gelmesi lazım. O zaman bizim X çarpı Y'nin sınırları, alt sınırı A iken en büyük sınır kim gelecek? Dikkatli ol. A'mız artılı bir sayı olsa üst sınırımız 6A mı gelecek yoksa 60 mı gelecek? A'mız bir rakamsa 9 bile koysam burası kaç gelecek? 54 gelecek. O zaman en büyük değerimiz 60 gelmiş oldu. Ama şu an ufak bir sıkıntı var. Sen A'yı rakam kabul ettiğin zaman 1 bile alsan bu aralıktan 71 tane tam sayı gelir mi? Gelmez. İşte ben buradan ne anlıyorum? Demek ki A sayısı artılı bir değer değil, eksili bir değer olmak zorunda. A sayısı eksili bir değerse, öyleyse A mı daha küçük olacak yoksa 6A mı daha küçük olacak? Tabii ki de 6A daha küçük olacak. Öyleyse çarpımın alt sınırı 6 çarpı A geldi. Üst sınırda bariz ki 60 gelmiş oldu. İşte bu aralıkta toplamda kaç tane tam sayı değeri varmış? 71 farklı tam sayı değeri varmış. Bir kere bu tam sayılardan en büyüğünün 59 olduğunu biliyorum. 59'dan başladı. 58, 57 0'a kadar geldi. Şu an kaç tane tam sayı geldi? Dikkatli ol. 60 tane tam sayı geldi. O zaman dikkatli ol. Bunun üzerine 11 tane daha tam sayı gelse 71 gelmeyecek mi? Yani bizim tam sayılarımız kime kadar? Eksi 11'e kadar gitmesi gerekiyor. Buradan başlayıp buraya kadar toplamda 71 farklı tam sayıları çıktı. Arada eksi 11'in gelmesi için de 6A sayısının eksi 12 olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Dolayısıyla 6A sayısı eğer ki eksi 12 geldiyse A sayısı da eksi 2 çıktı. Yani sorunun doğru cevabı Bursa gelmiş. A bir reel sayı olmak üzere bize bir adet mutlak değerli denklem verilmiş. Denkleminin çözüm kümesi bir elemanda olduğuna göre A'nın alabileceği değerler çarpımı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar buradaki mutlak değerler birbirine eşitken çözüm kümesinin bir elemanlı gelmesi için burada iki farklı durum var. Birinci durum, eğer ki buradaki mutlak değerler direkt sıfır eşitse bunların x'de sıfır olacağı için çözüm kümesine gelecektir. Bir elemanlı gelecektir. Bak dikkatli ol. Soldaki mutlak değer sıfır eşitse x değeri kim geldi? 2 gelmiş oldu. Bu x değerini al. Çözüm kümesi bir elemanlı olduğu için mutlaka bu iki değeri diğerine sağlamak zorunda. Sağ tarafta yerine yazarsam mutlaka sağ taraftaki mutlak değerde kaç gelecektir? 0 gelecektir. Sağ tarafta x yerine 2 yazdım. Bu durumda 2 artı 1 0 eşitse A değeri kim geldi? Eksi 1 bölü 2 geldi. Bu A'nın şu anda birinci değeri. Peki başka hangi durumda çözüm kümesi bir elemanlı gelir? Unutmuyorsun sakın. Eşitliğin iki yanında mutlak değer varken x'lerin katsayılarının mutlak değerli eşitlikleri mutlaka sana çözüm kümesi bir elemanı getirir. Yani mutlak değer a eğer ki 1'e eşitse mutlaka buradan ne gelecektir? Çözüm kümesi bir elemanı gelecektir. Peki neden? Açıklayalım. Mutlak değer a eğer ki 1'e eşitse a'nın ikinci değeri kaç gelecektir? 1 gelecektir. Peki a'nın üçüncü değeri kaç gelecektir? Eksi 1 gelecektir. Varsayıyorum ki a değeri 1 olsun. Koyalım yerine. Bu durumda mutlak değer x eksi 2 kime eşit geldi? Mutlak değer x artı 1 eşit geldi. Peki mutlak değer dışarıya bir artı bir eksi çıkmayacak mıydı? Çıkacaktı. Yani x eksi 2 bir x artı 1 eşit geldi. Bir de x eksi 2 eksi x eksi 1 eşit geldi. Buradan x'ler birbirini götürdü. Eşitlik doğru bir eşitlik olmadığı için çözüm kümesi boş küme geldi. Eksi x'i sol tarafa eksi 2'yi sağ tarafa aktarırsak 2x'imiz 1. Buradan da x değeri 1 bölü 2 çıktı. Bak ne oldu? A'yı 1 aldığım takdirde çözüm kümesi bir elemanlı geldi. Geliyorum diğer ihtimale. A yerine eksi 1 yazdım. Yazarsam mutlak değer x eksi 2 eşittir eksi x artı 1 gelmiş oldu mu? Oldu. Yine aynı şekilde bir artılı bir eksi çıkar. Artılı çıkartırsak x eksi 2 eşittir eksi x artı 1 geldi. Eksili çıkartırsak x eksi 2 eşittir x eksi 1 gelmiş oldu. Buradan yine x'ler gitti. Çözüm kümesi boş küme geldi. Burada da eksi x sol tarafa eksi 2'yi sağ tarafa aktarırsan 2x değeri 3 geldi. Yani yine buradan ne oldu? A yerine eksi 1 verdiğim takdirde buradaki denklemin çözüm kümesi sadece bir elemanlı geldi. Gördünüz mü? Eğer ki x'lerin katsayılarının mutlak değerine eşitlersen buradaki denklemin çözüm kümeleri sadece bir elemanlı geliyor. O yüzden a'nın alabileceği değerler 1, eksi 1 ve eksi 1 bölü 2'den çarpımları 1 bölü 2 yapar. Yani sorunun doğru cevabı da Denizli gelmiş olur. 1, 2, 4 ve 8 rakamları A, B, C, D harfleri eşleştirilerek şöyle 3 basamaklı doğal sayı elde edilmiş. Bana demiş ki Y, X'den, X de Z'den küçük. Yani elimizdeki Y sayısı en küçük sayı. Buna göre Y artı C'nin alabileceği en küçük değer kaçtır? Toplamın en küçük değeri için şunların en küçük olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Bak. O zaman bu iki toplamın en küçükleri için hani y sayısı en küçük gelecek ya. Demek ki ben ne yapmam gerekiyor? Buradaki rakamlardan en küçük olan 3'ünü alıp buraya yazmam gerekiyor ki bu ifade en küçük gelsin. Yani gidiyorum b sayısını 1 alıyorum. C sayısını 2 aldım. D sayısını gittim 4 seçtim. Şimdi bu durumda peki elimdeki bu sayılar acaba diğerlerine uyar mı? Şimdi bu durumda otomatikman a'da kimle eşleşmiş oldu? 8'de eşleşmiş oldu. Bu sayıları bir yukarıda yerine yaz. A yerine 8 yazdım. B'miz 1 geldi. C'miz 2 çıktı. Aşağıda A'mız 8 geldi. D'miz 4 geldi. B'miz 1 çıktı. Ve buradaki sayıda 124 gelmiş oldu. Şimdi en küçük 124 geldi. Ardından X geldi mi? Geldi. Daha sonra Z geldi mi? Geldi. Tamam. Elimdeki sayılar 3'üne de uydu. Peki toplamın en küçük bir değerini bana verir mi? Zaten Y'yi daha küçük alamazsın. Peki C'yi daha küçük alabilir misin? Hayır, onu da alamazsın. Bir kere bu sayı küçük olacaksa zaten yüzler basamağı 1 olmak zorunda. Yüzler basamağı 1 iken C sayısına da ne yaptım? 1'den büyük olan en küçük sayı verdim. Daha küçük veremem ki. O zaman Y sayımız ne gelmiş oldu? 124 gelmiş oldu. C sayımızda dikkatli ol 2 gelmiş oldu. X'ini toplarsam da sorunun doğru cevabı 126. Yani Adana çıkmış oldu. A, B, C, D küçükten büyüğe doğru sıralanmış ardışık doğal sayılar olmak üzere aşağıdaki dijital saat bize gösteriliyormuş. Bu dijital saatin saat ve dakika kısmında bulunan rakamların tekrar küçükten büyüğe doğru ardışık rakamlar oluşturması için en az kaç saat ve dakika geçmesi gerekir diye soruyor. Bir kere bana dijital ekranda görünebilecek ardışık doğal sayılar kimler, bunu yazabilir misin? 01.23 gelir. Bu birinci saatimiz. İkinci saatimiz kim? 12.34 gelebilir. Başka 23.45 gelebilir. Şimdi o zaman elimizdeki dijital ekran bunlardan bir tanesi göstermiyor mu? Gösteriyor. Soru şu işte. Bunlardan bir tanesi gösterirken üzerine en az kaç saat kaç dakika eklersen tekrar bunlardan bir tanesini gösterir diye soruyor bana. Niye? Çünkü dijital ekran bunların dışında başka ardışık sayıları gösteremez. Bak. Saatimiz 23.45 olsa Bunun üzerine tekrar ardışık olan sayılardan oluşan şu 01.23'ün gelmesi için üzerine kaç saatin geçmesi gerekiyor? 1 saat 38 dakikanın geçmesi gerekiyor. Bu durumda şıklardaki en küçük değeri zaten bulmadım mı? Buldum. Yani sorunun doğru cevabı Adana çıkmış oldu. ABC'de sıfırdan farklı birer reel sayı olmak üzere bana 4 tane önerme vermiş. Buna göre buradaki ise önermesi neymiş? Yanlışmış. İse önermesi ne zaman yanlıştı? Doğrudan yanlışa gittiği zaman. Dolayısıyla bir kere P veya Q kime denk geldi? 1'e. S önermesi 0 gelmiş oldu. Onu bir kere bulduk. Geldim aşağıya. V'nin yutan elemanı kaçtı arkadaşlar? 0'dı. Yani V'nin sol tarafı veya sağ tarafından en az bir tanesi 0 olsa sonuç mutlaka 0 gelecek. Önerme doğruysa o zaman bu önermenin doğruluk değeri 1'e denk. Demek ki ben buradan ne anlıyorum? V'nin solunda veya sağında 0 olamaz. Öyleyse P'nin değili bir kere kesinlikle 1 geldi. Ayrıca R'nin değili veya S'nin parantez değili de 1 gelmiş oldu. Bundan dolayı da R'nin değili veya S'de kime denk gelmek zorunda? 0'a denk gelmesi gerekiyor. V'nin yutan elemanı neydi? 1'de. Yani solunda veya sağında en az 1 olsa sonuç mutlaka 1 gelecek. Demek ki sonuç 0 geliyorsa bunların mutlaka kim olması lazım? 0 olması gerekiyor. R'nin değili 0'sa R kime denk geldi? R bu durumda 1'e denk geldi. S'miz kime denk geldi? 0'a denk geldi. Ayrıca dikkatli ol. Sen P'nin değilinin 1 olduğunu biliyorsan P kime denk gelmiş oldu? P'miz 0'a denk gelmiş oldu. P 0'sa V'nin yutan elemanı 1 olduğu için sonuçta 1 gelmiş. Bu durumda Q'nun mutlaka 1 olması gerekiyor. Şimdi P önermesi yanlış çıktı. Bu durumda A artı D küçüktür 0 yanlışsa bunun doğrusu ne olması lazım? A artı D büyük eşittir 0 olması gerekiyor. Dikkatli olun. Q'muz ne çıkmıştı? Doğru çıkmıştı. Öyleyse B eksi D 0 eşitse yani B ile D birbirine eşit geldi. R önermemiz doğruysa öyleyse C'miz mutlaka ne çıkmış oldu? Negatif gelmiş oldu. Ayrıca S yanlışsa doğrusunun A çarpı C büyük eşittir 0 olması gerekiyor mu? Gerekiyor. Yani A çarpı C ne gelmiş oldu? Artı gelmiş oldu. Dikkatli ol. Sen zaten C'nin eksi olduğunu biliyorsun. Eksiyle neyin çarpma eksi artı gelir? Eksinin. Öyleyse A'yı da eksi bulduk mu? Bulduk. A eksiyken A artı D'nin artı gelmesi için D'nin mutlaka ne olması lazım? Artı olması lazım. D artı iken D ile de B aynı olduğu için B de artı gelmiş oldu. Yani sonuç olarak A'mız eksi geldi. B'miz artı geldi. C'miz eksi geldi. Ve D'miz de artı gelmiş oldu. Öyleyse eksi artı eksi artıdan sorunun doğru cevabı da Edirne çıkmış oldu. ABC birbirinden farklı iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere A'nın pozitif tam sayı bölenleri A kümesine, B'nin pozitif tam sayı bölenleri B kümesine, C'nin pozitif tam sayı bölenleri C kümesi oluşturuyormuş. Mavi bölgenin 2 tane elemanı, sarı bölgelerin birer tane elemanı bulunuyormuş. Buna göre ABC toplamı en çok kaçtır diye soruyor bana. Şimdi arkadaşlar bir kere mavi bölge, üçünde de ortak olan bölge olduğu için ben anlıyorum ki bir kere kesinlikle bu mavi bölgede 1 bulunması gerekiyor. Neden? Çünkü 1 sayısı bütün pozitif tam sayıları tam böler mi? Böler. Peki bunun dışında sen bu mavi bölgede hangi sayı alabilirsin? Bak ben burada gidip de mavi bölgede bir de 2 sayısını alsam. Niye 2 alıyorum biliyor musun? Şimdi aslında bu 2'ye aman biraz da sarılara bağlı. Niye sarılara bağlı? Sen sarı bölgelerin birer tane eleman olduğunu biliyorsan hatırla sen kimlerin birer tane bir dışında bölen olduğunu biliyorsun ama bir dışında asal sayıların. Öyleyse ben buralara garanti asal sayıları yazacak mıyım? Evet yazacağım. Çünkü asal sayıların biliyorsunuz ki bölenleri kim? Bir tanesi 1 onu zaten buraya yazdım bir de kendisi. Yani sen buralara eğer ki asalları yazarsan mutlaka ama mutlaka ne gelecektir? Birer tane böleni gelecektir. İşte sen elindeki asalları hangi sayıyla çarparsan o iki basamaklı sayılar en büyük sayıya dönüşür diye ben sana soruyorum. Bak şimdi şöyle düşün. 50'den küçük olan asallar kimler? 47, 43, 41. Doğru mu? Doğru. Şimdi ben bu sayıları gidip de teker teker 2 ile çarpsam bu sayı 94 gelecek. Bu sayı 86 gelecek. Bu sayı kaç gelecek? 82 çıkacak. Dolayısıyla elimdeki bu sayılar en büyük 2 basamak sayı olmuş olmayacak mı? Bak tekrar ediyorum. Sen mesela buraya gitseydin 3 yazsaydın. Şimdi sen buraya asal almak zorundasın ya. O zaman ne yapmak zorundasın? 30'lardan asal seçmek zorundasın. Ama 30'lardan seçebileceğin kaç tane asal var? Dikkatli ol. Bir 37 var. Başka 31 var. Başka bitti. Bunları 3 ile çarptım takdirde. Diğerini 20'den seçmek zorundasın. Ve sen 20'lerden bir sayı seçersen bunu 3 ile çarparsan sayı ne yapacak? 60'lara inecek. Yani toplam küçülecek. O yüzden elimizdeki sayılar asalken en büyük değer gelsin diye ne yapıyorum? Bir de ortak bölenlere 2'yi koyuyorum. O yüzden bak buradaki bölgeye gidip de 47 yazarsan, buradaki bölgeye 43'ü yazarsan ve buradaki bölgeye 41 yazarsan şu anda mesela A bölgesindeki sayıların ortak bölenleri kim? 1, 2, 47. Demek ki bu sayı 2 çarpı 47'den dolayı 94 olması lazım. Aynı şekilde C bölgesindeki sayı 1, 2 ve 43 böleni var. Çarparsak bu sayıları 86 olması lazım. Aynı şekilde B'deki sayının da 82 olması lazım. İşte elimizdeki bu 3 tane sayıyı eğer ki toplarsak cevabımızda kaç gelecektir? 262 gelecektir. Yani sorunun doğru cevabı Edirne çıkmış olacaktır. Bak tekrar ediyorum. Şu mavi bölgedeki ortak çarpanı, ortak böleni 2 dışına seçersen sen bu sayıları çok küçültürsün. O zaman da en büyük toplam gelmez, haberin ola. Aşağıda sütunları sayma sayıları numaralandırılmış tablonun birinci satırına Karataş, ikinci satırına Özata ve üçüncü satırına Kazova sözcükleri arda arda yazılıyormuş. Buna göre tablonun 206. ve 212. sütunlarının görünümü nedir diye soruyor bana. Şimdi Karataş'tan başlayalım. Bakın birinci sütun kimle başlamış? K ile başlamış. Peki kendiler tekrar etmiş. Bir daha ta ki 8. sütununu tekrar etmiş. Ben anlıyorum ki o zaman Karataş kelimesi kendini ne yapıyor? 7'de bir kendini tekrar ediyor. Geliyorum Özata'ya. 1'de bir Ö var ve dikkatli olun. Özata nerede bitti? 5'te bitti. 6'da kendini ne yaptı? Tekrar etti. Yani buradaki Özata kelimesi de 5'te bir kendini tekrar etti. Aynı şekilde Kazova'ya gelirsek 1. sütunda bir K var ve aynı şekilde 7. sütunda bir K var. Yani bu da ne yaptı? 6'da bir kendini tekrar etti. O zaman elimizdeki 206. ve 212. sütunlara bakarken bunlara göre bakacağız. Şimdi Karataş için ne yapacağız? 206'nın ilk önce 7 ile bölünen kalanı bir bakalım. Kaç kere var? 2 kere var. 14. Kalan kaç geldi? 66 geldi. 9 kere var. 63 geldi. Öyleyse kalan 3 geldi. Peki kalan 3 geldiyse baştan 3. harf kim? R. O zaman bir kere burada bir R olmalı. R'yi aldık. R'yi aldık. R'yi aldık. Demek ki diğerleri olamaz. Bu cepte. Geldim Özata'ya. Özata'ya bakarsak dikkatli olun. Özata 5'te bir kendini tekrar ediyor. Öyleyse 206'nın 5 ile bölünen kalana bakarsam kalan 1 gelecek. Baştan birincide Ö olduğu için mutlaka ikincinin Ö olması lazım. Şu ikisi Ö. Bu A olduğu için bunu attım. Geliyorum sonuncusuna. Bakın dikkatli olun. Şu an A ile C şuradaki sütunda A'lar aynı olduğu için buraya bakmaya gerek yok. 212'nin ilk harfine bakarsak sanırım doğru cevabı bulacağız. Şimdi 212 için bir kere Karataş'a bakarsak 212'nin 7 ile bölünen kalan kaç kere var? Dikkatli olun. 3 kere var. Hatta 30 kere var. 210 geldi. Kalan da kaç gelmiş oldu? 2 gelmiş oldu. Baştan ikinci harf A olduğu için o zaman 212'nin ilk harfi A olması lazım. Yani sorunun doğru cevabı da Adana gelmiş oldu. Mustafa tüm meyvelerin birer kilogramlık paketler halinde bulunduğu bir manavdan 3 kilogram elma ve 1 kilogram üzüm almış ve 100 lira para vermiştir. Şimdi ne yapmış buradaki Mustafa? Bir kere 3 kilogram elma aldı. 1 kilogram üzüm aldı. Ve ne yaptı? 100 lira para verdi. Şimdi diyor ki manav para üstü vermek yerine Mustafa'ya 1 kilogram portakal alırsa para üstü vermesine gerek yok. Yani ben bunların üzerine bir de 1 kilogram portakal eklersem toplam fiyat 100 lira gelmiş olacak. Devam et. 3 kilogram elma ve 1 kilogram üzümün üzerine 7 lira daha verirse 1 kilogram üzüm daha alabileceğini söylüyor. Yani ben eğer ki zaten 1 kilogram üzüm aldığım için 1 kilogram daha alırsam 7 lira borçlu olacağım. Öyleyse 100 liraya 7 lira daha eklemiş oldum. 107 lira gelmiş oldu. Devam et. Elimizde 3 kilogram elma var ve 1 kilogram üzüm var. Sen adama 6 lira daha verirsen 1 kilogram daha elma alabileceğini söylemiş. Yani bu ne anlama geliyor? Sen bunun üzerine 1 kilo daha elma eklersen 4 kilogram elma ve 1 kilogram üzümü 106 liraya alabileceğini söylüyor. Buna göre biraz düşünen Mustafa bana tam 100 liralık meyve verir misin diye sorar. Manavda tamam der. Dikkatli olun arkadaşlar. Elimizdeki bulduğumuz denklemlerde şu an kim 100'e eşit? Bakın dikkatli olun. Tam da 3 kilogram elma, 1 kilogram üzüm ve 1 kilogram portakal 100 liraya eşit. Buradaki ürünlerin toplam ağırlığı kaç kilogram yaptı? Tam da 5 kilogram yaptı. Öyleyse 100 liralık meyve tam da 5 kilogram yaptı. Yani sorunun doğru cevabı Ceyhan gelmiş oldu. Bir halı dokuma merkezinde X adet A makinesi ve Y adet B makinesi vardır. A makineleri ile 6 saatte 4 metrelik, B makineleri ile 8 saatte 6 metrelik halı dokunabiliyormuş. A makinesi dokuduğu her halıdan sonra 2 saat, B makinesi dokuduğu her halıdan sonra 4 saat kapatılıyormuş. 2 günde toplam dokunan halı sayısı 52 tane ve toplam 264 metre halı dokunmuştur. Buna göre y-x farkı kaçtı diye soruyor. Şöyle yapalım. Şimdi elimizde bir tane A makinesi var. Bir adet de B makinesi var. Ben ne biliyorum? A makinesi 6 saatte 4 metrelik bir tane halı çıkartıyor. Ve A makinesi ne yapıyor? Dokuduğu her halıdan sonra 2 saat kapatılıyor. O zaman A'nın çalışma sistemi şu. 6 saat çalıştı, 2 saat ara verdi. 6 saat çalıştı, 2 saat ara verdi. 6 saat çalıştı, 2 saat ara verdi ve bir günü tamamladı. Şu an burada toplamda 24 saat var. Ben buradan ne anlıyorum? Çalıştığı her 6 saatte bir tane halı dokuyor ya. Demek ki A makinalarından bir tanesi bir günde, dikkatli ol, ne yapıyor? 3 tane halı çıkartıyor. Elimde toplamda 2 gün olduğu için demek ki 2 günde toplamda bir makine ne yapacak? 6 tane halı çıkarmış olacak. Peki A'da toplamda kaç tane makine var? X tane makine var. Demek ki 6x tane halımız buradan gelmiş oldu. Gelelim metresine. Şimdi sen dikkat et. 6 saatte ne yapıyorsun? 4 metrelik bir halı çıkartıyorsun. O zaman 4 metre buradan. 4 buradan 8. 4 de buradan 12. Yani bir günde 12 metrelik halı çıkartıyorsan 2 günde toplam ne yaparsın? 24 metrelik halı çıkartırsın. 2 günde 24 metrelik halıyı sadece bir tane makine çıkartıyorsa elimde x tane makine varken demek ki 24x uzunluğunda halı çıkmış olacak. Burası ne gelmiş oldu? Metre cinsinden gelmiş oldu. Şimdi geliyorum B'ye. Dikkatli olun. B ne yapıyor? 8 saat çalışıyor. Ayrıyetten 4 saat ara veriyor. Bunun üzerine bir 8 saat daha çalışıp bir 4 saat daha ara versin. Ne yapacak? Bir günü tamamlamış oldu. Çünkü burada toplamda 24 saat var. Şimdi her çalıştığı 8 saatte bir tane halı çıkartıyorsa o zaman bu makine bir günde toplamda 2 tane halı çıkarttı mı? Çıkarttı. Bir günde 2 halı çıkarttıysa o zaman 2 günde toplamda ne yapmış oldu? 4 halı çıkartmış oldu. Peki B'de toplamda kaç tane makine vardı? Y tane makine vardı. Demek ki 2 günde toplamda 4 halıyı bir makine çıkartıyorsa Y tane makinede 4Y tane halı çıkartmış olması gerekiyor. Geliyorum metreye. B makinesi ne yapıyordu? Dikkat et. 8 saatte 6 metrelik halı çıkartıyordu. Demek ki 6 metre buradan geldi. 6 metre buradan geldi. Toplamda bir günde 12 metre çıkmış oldu. Bir günde 12 metre ise 2 günde 24 metre çıktı. 2 günde 24 metrelik halıyı kaç tane makine yaptı? Sadece bir makine yaptı. Elimde y tane makine varsa o zaman 24y metre halı da buradan çıkmış oldu. 24y metre halı da buradan çıkmış oldu. Şimdi geliyorum bana söylenenlere. Dikkat et. Toplam dokunan halı sayısı 52 tane. O zaman şu x'in toplamı ne yapmış oldu? 52 yapmış oldu. Yani 6x de 4y'nin toplamı 52 yaptı. Ayrıca toplam 264 metre halı dokunmuş. Yani 24x'de de sen 24y'nin toplamının kaç olduğunu biliyorsun? 264 olduğunu biliyorsun. Doğru mudur? Doğrudur. Buradan bir şeyleri artık bir yok edelim. Ne yapalım? Mesela şuradan bir y'leri bir yok edelim. Nasıl yok edeceğiz? Dikkatli ol. Aşağısı 24y iken yukarısı eksi 24y gelse bunlar götürmeyecek mi? Götürecek. O zaman bunu gidiyorum. Eksi 6 ile genişlet. Buradan eksi 36x geldi. Buradan eksi 420'ye eksi 24y geldi. Sağ taraftan da 52 ile 6'yı çarparsak burasına gelmiş oldu 12. Elde var 1. 30. 312 geldi ama eksi 312 geldi. Eksi 312 gelmiş oldu. Bu iki denklemi taraf tarafı toplarsak 24y'ler gitti. Soldan eksi 12x kaldı. Sağ tarafta da 312'den 264'ü çıkartırsak buradan bir 8 kaldı. Buradan kaç kalmış oldu? 48 geldi. Burası da eksi 48 çıkmış oldu. Yani totalde x değerimiz kaç geldi? 4 çıkmış oldu. X 4 ise al bunu yukarıda yerine yaz. Şurasını 24 yaptı. Sen 24 ile kimi toplarsan 52 yapar? 28'e. Burası 28 iken y'nin kaç gelmesi gerekiyor? Y'nin de 7 gelmesi gerekiyor. Bu durumda x'inin farkı da 3 geldi. Yani sorunun doğru cevabı Ceyhan çıkmış oldu. Aşağıda bir GSM firmasının kontörlü hat için ücretlendirme tarifesi verilmiştir. Açılış 2 kontör, ilk 10 dakikaya kadar dakikası 5 kontör, 10 dakika üzerindeki konuşmalarda 10 dakikadan sonrasının dakikası 4 kontördür. Bu ücret tarifesini veren fx fonksiyonu nedir diye soruyor. Şimdi baştan bir başlayalım. Bir kere açılış 2 kontörse 2 kontör bir kere buradan geldi. Bunun üzerine sen ilk 10 dakikaya kadar 1 dakikanın kaç kontör olduğunu biliyorsun? 5 kontör. Yani 1 dakika 5 kontörse 2 dakika 2 çarpı 5'ten 10 kontör. 3 dakika 3 çarpı 5'ten 15 kontör. Bu mantıkta fonksiyon x'e bağlıysa dikkat et. X'inci dakikada 5 çarpı x kontör gelmesi gerekmiyor mu? Zaten başlangıçta bir 2 kontör vardı. Bunun üzerine bir de 5x kontör geldi. O zaman ilk 10 dakika kadar benim kontör fonksiyonum 5x artı 2. Bakıyorum kimler var şıklarda? Bu zaten 5x artı 2 değil. Burası da gitti. Gitti. Burada bir 5x artı 2 var. Ve dikkatli olun bundan sonra diğerleri gitti. Zaten bunu sağlayan bir tane şık olduğu için sorunun doğru cevabı da Denizli gelmiş. ABC birer pozitif tam sayı olmak üzere. Bize böyle bir orantı verilmiş. Buna göre ABC hangi sayılarla ters orantılıdır diye soruyor bana. Şimdi öncelikle ben 3 faktörelin 6 olduğunu biliyorum. Yani A bölü 6 geldi. 4 faktörelin 24 olduğunu biliyorum. B bölü 24 geldi. Sağdan da 5 faktörelin 120 olduğunu biliyorum. C bölü 120 geldi. Her orantının bir orantı sabit olması gerekiyor. Bunu da aldım K'ya eşledim. Buradan A'mız ne geldi? 6K. B'miz ne geldi? 24K. C'mize ne gelmiş oldu? 120K geldi. Şimdi benden istenen şey ne? Dikkat et. Buradaki sayılar kimlerle ters orantılı? Diyelim ki buradaki sayılar X, Y, Z sayılarıyla ters orantılı olsun. Matematikte ters orantılı iki sayı nasıl yazılacaktı? Çarpım şeklinde. Yani bu durumda 6K ile X'in çarpımı 24K ile Y'nin çarpımına, bu da 120K ile Z'nin çarpımına eşit gelmiş oldu mu? Oldu. Bir de bunlar birbirine eşit olsun diye ben bunları gidip de 120K'ya eşitlersem, bak dikkat et, 6KX 120K'ya eşitse x'imiz kaç geldi? 20 gelmiş oldu. 24K'ye 120K'ya eşitse y'miz ne gelmiş oldu? 5 gelmiş oldu. 120KZ 120K'ya eşitse z de 1 gelmiş oldu. Yani benim aradığım sayılar 25, 1 geldi. Bu durumda sorunun doğru cevabı da Ceyhan gelmiş oldu. Unutma sakın, ters orantılı iki ifade çarpım şeklinde yazılır. Şunu da söyleyeyim. Niye ben burada 120K eşitledim? Buradaki 6K, 24K ve 120K birbirine eşit. Öyleyse 6K, 24K ve 120K'yı sen en küçük nerede eşitlersin? 120K'da. O yüzden ne yaptım? Hepsini 120K'ya eşitlemiş oldum. Ahmet Bey yaşları sırasıyla büyükten küçüğe doğru olan Berk, Cem ve Defne isimli 3 çocuğun her biri doğduğunda bahçesine sırasıyla kiraz, elma ve dut ağacı dikmiştir. Ben buradan ne anlıyorum? Buradaki ağaçlar kaçar yıllıksa O zaman buradaki kişilerin yaşları da o kadar olması lazım. Şimdi bak, elimizde bir Berk var, bir Cem var, bir de kim var? Defne var. Berk doğduğu anda kim dikilmiş? Kiraz dikilmiş. Cem doğduğu anda elma dikilmiş. Aynı şekilde Defne doğduğu anda da ne yapmış? Dut dikilmiş. Bir kere bunlar cebimde. Devam et soruya. Kiraz ağacını dut ağacından 10 yıl önce dikmiştir. Neden? Demek ki Berk Defne'ye göre 10 yıl önce doğdu. 10 yıl önce doğduysa o zaman yaşının 10 yaş fazla olması gerekmiyor mu? Yani ben şu anda Defne'nin yaşını x olarak söylersem buradaki Berk'in yaşının x artı 10 olması gerekiyor. Cem ile Berk arasında yaş fark kaçmış? 4'müş. Berk daha büyük olduğuna göre o zaman Cem'in yaşının x artı 6 olması gerekiyor ki yaş farkı 4 gelsin. Ve ben biliyorum ki Defne ile Berk'in şu anki yaşları toplamı 18. O zaman hemen ne yapıyorum? Defne ile Berk'in yaşlarını topluyorum. Toplarsam da 2x artı 10 18 eşit geldi. 2x'imiz 8 eşit gelmiş oldu. Buradan da x kaç geldi? 4 geldi. X 4 ise burası kaç çıkmış oldu? 14 geldi. X 4 ise burası 10 geldi. X 4 ise burası da 4 gelmiş oldu. Ne diyor bana soruda? En büyük çocuk 2009 yılında doğduğuna göre. En büyük çocuk yani Berk 2009 yılında doğmuşsa ve şu anki yaşı 14 ise o zaman şimdiki yılın kim olması lazım? Tabii ki de 2023. X'in toplamı olması gerekiyor. Peki yıl şu anda 2023 ise benden ne istiyor? Ahmet Bey elma ağacını hangi yıl dikmiştir? Dikkat et, elma ağacını 2023'e göre 10 yıl önce dikmiş. Ben bu durumda 2023'ten de 10'u çıkartırsam sorunun doğru cevabı 2013 geldi. Yani sorunun doğru cevabı Ceyhan çıkmış oldu. Peki ağacı 10 yıl önce diktim nereden biliyorum? Bu çocuk doğduğu zaman bu ağacı dikmedi mi? Bu çocuk ne zaman doğdu? 10 yıl önce doğdu. O yüzden ağacı da 10 yıl önce dikmiş oldu, tamam mı? Bir tavuk çiftliğinde bulunan tavuk ile horozların yedikleri yem miktarı için aşağıdakiler biliniyor. Şimdi elimde ikimiz var. Bir tavuk var, bir de horoz var. Bu bir kere cebimde. Devam edelim. Yem olarak mısır ve buğday veriliyormuş. Tamam. Tavuklar mısır yiyorlar, buğday yiyorlar. Horozlar mısır yiyorlar ve aynı şekilde buğday yiyorlar. Devam edelim soruya. Bir horozun yediği mısır miktarı, bir tavuğun yediği buğday miktarının 2 katıymış. Şimdi bir kere bir horozun yediği mısır miktarı neresi? Şurası. Bir tavuğun yediği buğday miktarı neresi? Burası. İşte sağ taraf sol taraf 2 katıysa ben buna x versem o zaman burası 2x gelmeyecek mi? Gelecek. Devam et. Bir tavuğun yediği mısır miktarı neresi? Burası. Bir tavuğun yediği buğday miktarının yarısıymış. Bak hani bunun yarısı gelecek ya. O zaman şöyle yapalım. Rasyonel gelmesin diye ben buna başlangıçta 2x vermiş olayım. O zaman burası 4x'e dönsün. Mısır da buğdayın yarısıysa burası da 1x gelmiş olacak mı? Olacak. Devam edelim. 90 tane tavuğun yediği yem miktarı 30 tane horozun yediği yem miktarına eşitmiş. Şimdi dikkat et. Buradaki yemler şu an kimin yemleri? Bir tane tavuğun yediği yemler. Şu anda bir tane tavuğun yediği yemler eğer ki 3x ise 90 tanesi 90 çarpı 3x yemeyecek mi? Gelecek. Aynı şekilde dikkatli ol. Eğer ki burası 270x geliyorsa dolayısıyla 30 tane horozun da yediği yemler ne olması lazım? 270x olması lazım. 30 tane horoz eğer ki 270x yiyorsa otomatikman bir horozda 30'a böl 30'a böl 9x yemesi gerekiyor mu? Gerekiyor. Bu 9x'in 4x'i burasıysa 5x de buraya kalmış oldu. Peki benden ne istiyor? Bir horozun yediği mısır miktarı buğdayın yüzde kaçıdır? Bak mısır buğdayın yüzde kaçıdır? Dikkat et. Şu anda mısırla buğday arasında nasıl bir fark var? Dikkat et. 5x'e 4x gibi bir fark var. Yani olay şu aslında. Buğday miktarı 5x iken mısır miktarı 4x ise soru şu. Buradaki ifade bunun yüzde kaçıdır diye soruyor bana. Dolayısıyla buradan buraya 20 kat varken buradan da buraya 20 kat varsa sorunun doğru cevabı %80 gelecektir. Yani cevabımız da Edirne olmuş olacaktır. Olay şu, tekrar ediyorum. 5x'ten 4x'e doğru gidiyorsam benden kimi istiyor? Yüzde istiyor. O zaman yüzde kaç diye kendimi sordum. 20 kat var. 20 kat var. Sorunun doğru cevabı %80 gelmiş oldu. bir aracın aldığı yolu gösteren kilometre sayacı hatalı olarak üretilmiştir. Bu sayaç hanelerinde 5 ve 6 rakamlarını göstermesi gerektiğinde 2 atlayıp 7 rakamını gösteriyormuş. Bize bir örnek vermiş. 20 kilometrelik bir yol boyunca sıfırdan başlamış. Dikkat et, 5'e geldiği zaman 5 ve 6'yı göremediği için atlamış, 7'den devam etmiş. 15'e geldiği zaman 15 ve 16'yı göremediği için atlamış, 17'den devam etmiş. Yani benim karşımda şu anda böyle bir sistem var. Sayaç başlangıçta 480'i, sonunda da 720'yi gösterdiğine göre gerçekte kaç kilometre yol gitmiştir diye soruyor. Şimdi başlangıçta 481 ile 489 arasında biz baksak. Dikkatli olun, 481 ile 489 arasında sen 485 ile 486 okuyabiliyor musun? Hayır, okuyamıyorsun. Normalde burada 9 kilometre varken bunun x'ini okuyamıyorsan o zaman geriye 7 kilometre kalmış oldu. Devam et. 490 ile 499 arasında baksak. Normalde burada kaç kilometre var? 10 kilometre var. Ama sen 495 ile 496'yı okuyabiliyor musun? Hayır, okuyamıyorsun. O zaman gerçekte elime 8 kilometre kalmış oldu. Dikkatli olun. 500'lere 600'lere bakamazsınız. Çünkü siz 5 ve 6'yı okuyamıyorsunuz. O zaman ne yapıyorum? 700 ile 709 arasında atlıyorum. Atlarsam burada toplamda 10 kilometre var. 705 ile 706 arası okuyamadık. Elimizde bir 8 kilometre kaldı. Ve son olarak 710 ile 720 arası bakarsak burada toplamda 11 kilometre var. Ama sen ne yapamadın? 715 ile 716'yı okuyamadın. O zaman eline toplamda kaç kilometre kalmış oldu? 9 kilometre kalmış oldu. Bu gerçekte olan kilometreyi toplarsam da 16 buradan geldi. 9 buradan geldi, 25. 7 de buradan. Sorunun doğru cevabı 32 kilometre, yani Ceyhan gelmiş oldu. Bir manav reyonunda her biri farklı ağırlıktaki 5 tane karpuz ağırlıklarına göre sıralanmışlar. Reyondaki karpuzların ağırlıkları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. En ağır 3 karpuzun toplam ağırlığı reyondaki tüm karpuzun ağırlıklarının 2/3'ü kadarmış. Burada bir duralım. Şimdi elimizde toplamda 5 tane karpuz var. Ve buradaki karpuzlar soldan sağa doğru artan sırada olsun. Bana soru diyor ki en ağır 3 karpuzun toplam ağırlığı reyondaki tüm ağırlığı neymiş? 2/3 kadarmış. O zaman tüm ağırlığa ben burada gidip de 3x verirsem en ağır 3 tane karpuz, dikkatli ol, 3x'in 2/3 kadar olmayacak mı? Olacak. Yani buradan en ağır 3 tane karpuz ne gelmiş oldu? 2x gelmiş oldu. Toplamların 3x gelmesi için de buraya ne yaptı? 1x kalmış oldu. Devam edelim. En hafif 3 karpuzun toplam ağırlığı en ağır 2 karpuzun toplam ağırlığının 8/7'si kadardır. Bir kere en hafif şu 3'ü, dikkat et, en ağır da bu x'i. Ben burada en ağır 2 tanesi 7y dersem 7y'nin 8/7'si toplamda kaç y yapar? 8y yapmış olur. Demek ki burası da 8y gelmiş oldu. Peki ben buradan nasıl bir sonucu varabilirim? Bakın dikkatli olun. Buradaki ağırlıklar 3x gelmiş oldu. Yukarıdaki ağırlıklar da 15y gelmiş oldu. İkisi de bana reyondaki tüm karpuzların ağırlıklarını vermiyor mu? O zaman mutlaka ikisinin ne olması lazım? Eşit olması gerekiyor. 3'ler ne yaptı? Birbirini götürdü. X eşittir 5y gelmiş oldu. X'imiz 5y ise dikkat et, bir kere burası 10y geldi. Bak hemen bir sonuç çıktı. Eğer ki burası 10y iken burası 7y ise demek ki buraya kaç y kaldı? 3y kaldı. Bu 3y ise buraya da 5y kalmış oldu mu? Oldu. Bunlar cepte. Benden ne istiyor? En ağır 2 karpuzun ağırlığının en ağır ikisi 7y gelmiş oldu. En hafif 2 karpuzun ağırlığının oranı, en hafif ikisi de 5y geldi. O zaman x'in oranı da y'ler birbirini götürdü. Sorunun doğru cevabı da 7/5, yani Bursa gelmiş oldu. Ayşe Hanım organik bulgur ve normal bulgur karışımından oluşturduğu özel karışımı ile pilav yapacakmış. Organik bulgur ve normal bulgurun kilogram fiyatları sırasıyla 40 lira ve 30 liraymış. Bunları hemen bir yazalım. Şimdi elimizde bir organik bulgur var. Bir de kim var? Normal bulgur var. Ve sen ne biliyorsun? Organiğin 1 kilogramının, yani 1000 gramının 40 lira olduğunu biliyorsun. Aynı şekilde normal bulgurun 1000 gramının kaç lira olduğunu biliyorsun? 30 lira olduğunu biliyorsun. Bu cepte. Devam et soruya. %40'ını organik, %60'ını normal bulgurlar yaptığında x gram karışım maliyeti bu kadar oluyormuş. Şimdi soru şu. X gram karışım maliyeti bu kadarsa, hani %40'ını organik oluşturuyordu ya. O zaman ben burada şöyle yapsam bak. Organik maliyetini bulsam. Bir de normal bulgurların maliyetini bulsam. X'ini toplasam 13,6 eşit olmayacak mı? Olacak. Peki X'in %40'ı kaç gram yapıyor? 40x bölü 100 yapıyor. O zaman soru aslında şu oldu. Biz organiğin 1000 gramının 40 lira olduğunu biliyorsak, bu durumda dikkatli ol, 40x bölü 100'ü kaç gramdır diye kendimize sormamız gerekiyor. Buradan eğer ki çapraz çarpım yaparsak, çünkü burası doğru orantı, dolayısıyla ne gelmiş olacak? 40x çarpı 40 bölü 100 eşittir 1000 çarpı a gelmiş olacak. Sıfırlar birbirini götürdü. Buradan da 16x kime eşit gelmiş oldu? 1000a'ya eşit geldi. A da buradan ne geldi? 16x bölü 1000 geldi. Kim bu? Bu bir kere organikten gelen maliyet. Gelelim normale. Şimdi sen x'in %60'ını da normalden alacağını biliyorsun. O zaman x'in %60'ı 60x bölü 100 yaptığı için soru aslında şu değil mi şu anda? 1000 gramlık karışım 30 liraysa 60x bölü 100'lük karışım toplamda kaç lira gelecek? Buradan da içler dışlar yap. Çünkü bu doğru orantı. Yaparsak 1000B'miz 30 çarpı 60x bölü 100'e eşit geldi. Buradan sıfırlar ne yaptı? Birbirini götürdü. İki tarafı 100'e böl. B'de buradan ne gelmiş oldu? 18x bölü 1000 gelmiş oldu. İşte bu iki tane maliyetin toplamı kime eşitmiş? 13,6'ya eşitmiş. O zaman x'ini topla, 13,6'ya eşitle. Eşitlersek bu durumda dikkatli ol. 16x bölü 1000 buradan, 18x bölü 1000 buradan. X'ini toplarsak ne yaptı? 34x bölü 1000 kime eşit gelmiş oldu? 13,6'ya eşit gelmiş oldu. İçler dışlar yaparsak 34x buradan ne yaptı? 1 virgül sağa kaydı, 136 geldi. Yani 13.600 geldi. İki tarafı da 34'e bölersem x değerimize kaç gelmiş oldu? 400 çıkmış oldu mu? Evet oldu. Tamam, x'in biz şu anda 400 gram karışım olduğunu bulduk. Şimdi geliyorum aşağıya. İşte bu 400 gramlık karışımın %60'ını organikten, %40'ını normal bulgurunu alırsan maliyette y lira olacakmış ve benden o y'yi istiyor. Şimdi hemen o zaman şöyle yapalım. 400'ün bir %60'ını bulalım. 400'ü %60 demek 400 çarpı 60 bölü 100 demek değil mi? 60 bölü 100 demek. Buradaki 100 ile 400 sadeleşti. Şurada bir 4 kaldı. 4 çarpı 60'tan burası ne geldi? 240 gram gelmiş oldu. Kim bu? Bu organik. Devam et. Zaten elimdeki karışım 400 gramken bunun 240 gramı organikse geriye kalan 160 gramda kim olması lazım? Normal olması gerekiyor. O zaman artık kendime hangi soruyu sormam lazım? Sen organikte 1000 gramın 40 TL olduğunu biliyorsun ya. O zaman soru şu. 240 gramı kaç lira yapar? Bunu mutlaka kendime sormam gerekiyor. Buradan da eğer ki çapraz çarpım yaparsak buradan C'yi ne bulacaksınız? 9,6 lira bulacaksınız. Aynı şeyi normal için yaparsam sen normalde 1000 gramlık karışımın kaç lira olduğunu biliyorsun? 30 lira olduğunu biliyorsun. Peki şu an elimde kaç gramlık karışım var? 160 gramlık karışım var. Öyleyse 160 gramlık karışımda kaç lira gelmiş diye kendime soracağım. Buradan yine çapraz çarpım yaparsak D değerimize kaç gelecektir? D'mizde 4,8 gelecektir. Şu iki değeri toplarsam da y'miz artık ortaya çıkacak. X'ini toplarsak da sorunun doğru cevabı 14,4 ile Bursa gelmiş olacaktır. Yukarıda bize ortamın tanımını yapmış. Bir sınıfta matematik yazısına giren öğrenciler birbirinden farklı notlar almışlardır. En düşük notu alan öğrenci 12, en yüksek alan 90 almıştır. Yazılıdan en az notu alanı çıkarttığım zaman ortalama 4 artıyor. En fazla not olan öğrenci çıkarttığım zaman ortalama ne yapıyor? 9 azalıyor. Buna göre kaç öğrenci vardır diye soruyor. Diyelim ki elimizdeki öğrenci sayısı x tane olsun. Şimdi ilk sorum şu. Bu x tane öğrencinin toplam aldığı notlar ne kadar? Yani kaç? Aldığı notların toplamı diyelim ki a kadar olsun ve bu x tane öğrencinin notlarının ortalaması da büyük A kadar olsun. Şimdi sana soruda diyor ki en az notu alan öğrenci çıkar. Bu durumda notların toplamı 12 azalmayacak mı? Azalacak. Bir tane öğrenci çıkarttığım için de öğrenci sayısını ne yaptı? Bir azalmış oldu. Yani ben şu anda notları toplamını öğrenci sayısı bölersem ne gelmiş olacak? Yeni ortalama gelmiş olacak. Ve yeni ortalamada öncekine göre ne yapıyormuş? 4 artıyormuş. Yani burasının A artı 4 gelmesi gerekiyor. Aynı şekilde devam edelim. En fazla notu alan öğrenci çıkarsa, yani ne yapacak bu durumda? Not ortalaması, daha doğrusu notların toplamı 90 azalacak. Ve bir tane öğrenci çıkarttığım için öğrenci sayısı da 1 azalacak. Notların toplamının ortalama oranında ne olacakmış? Dikkat et, 9 azalıyormuş. Dolayısıyla ben buradan ne anlıyorum? Buradaki ortalamada 9 azalmış oldu. Şimdi ben buradan kimi istiyorum? Öğrenci sayısını, yani x'i istiyorum. Buradaki denklemleri bir taraf tarafı çıkartsak, bak iki tarafta bir eksiyle çarparsam taraf tarafı topluyorum. Paydalar aynı, paydaları çıkar. Ne yaptım? A eksi 12'den buradaki ifade çıkartıyorum. Yani eksi A artı 90'ı topluyorum. Payda kısmı x eksi 12 geldi. Sağ taraftan da A'lar zaten gitti. Kaç çıkmış oldu? 13 çıkmış oldu. A'lar birbirini götürürse geriye 78'in x eksi 1'e oranı, x eksi 1'e oranı kime eşit gelmiş oldu? 13'e eşit gelmiş oldu. 78'in kime oranı 13 gelmesi gerekiyor? 6'ya. Bu durumda x eksi 1'de 6 geldiyse x'i de 7 bulmuş oldum. Yani ben anlıyorum ki yazılıya giren toplamda 7 tane öğrenci var. Yani sorunun doğru cevabı da Ceyhan gelmiş oldu. Bir simitçi fırının satış fiyatı üzerinden %20 indirimli olarak bir miktar simit satın almıştır. Simitlerin hepsini %25 kârla satan simitçi 1200 lira kazanmıştır. Fırın simitçiden %25 kâr ettiğine göre simitçiden toplam kaç lira kâr etmiştir diye soruyor bana. Şimdi diyelim ki fırın simitleri satarken bir tane simitin satış fiyatını 100x olarak simitçiye söylesin. Peki simitçi ne yaptı? Satış fiyatı üzerinden %20 indirimli almadı mı? Aldı. 100x'in %20'si 20x olduğu için bu durumda ben anlıyorum ki simitçi bir tane simiti 80x TL'den aldı. Diyelim ki simitçi fırından y tane simit almış olsun. Bir simitin fiyatı 80x ise y tanesine gelecek bu durumda 80x'ye gelmiş olacak. Bak, bulduğum bu fiyat, dikkat et, fırıncıya göre satış fiyatı ama simitçiye göre alış fiyatı. Unutma, fırıncıya göre satış fiyatı, simitçiye göre alış fiyatı. Peki simitçi ne yapmış? Aldığı bu ürünleri %25 kârla satmış. %25 demek, 1/4 demek değil mi? Demek ki simitçi ne yaptı? 80x'ye verdiği bu simitleri 1/4 kârla sattı. 80x'nin 1/4 kaç yapıyor? 20x'ye yapıyor. Sen bunu eklersen bir kere simitçinin sattığı simitlerin fiyatı 100x'ye gelmiş oldu. Ve buradan da 1200 lira çıktı. Sıfırlar giderse ben buradan x çarpı y'yi 12 buldum mu? Buldum. Bu bir kere cepte. Şimdi diyelim ki bir tane simitin fırına maliyeti ne kadar olsun? M lira olsun. Peki bizim elimizde toplam kaç tane simit vardı? Y tane simit vardı. Öyleyse y tane simitin maliyeti y çarpı m lira gelmeyecek mi? Gelecek. Peki bu fırın simitçiye satarken bunları yüzde kaç kârla satmıştı? %25 kârla. O zaman sen bu alış fiyatına, yani toplam maliyete bunun 1/4'ünü eklersen, aslında 1/4'ünü eklemek demek bu fiyatın 125/100'üne satmak demek değil mi? Çünkü 125 kârla satıyorsun. Yani sen bunu satarken y çarpı m çarpı 125/100 liraya sattın. Bak, bunu anlamıyorsan ne yaptım aslında ben burada? Maliyetin ne yaptım? %25'ine, yani 1/4'üne ekledim. Eklersem ne gelecek? Buradaki simitlerin satış fiyatı gelecek. İşte buradan da ne gelmiş oldu? Dikkat et. 5ym/4 gelmiş oldu. Gerçekten de buradan da mesela 25 lira sadeleştir. 5 tane y çarpı m/4 gelmiş oldu. Tekrar ediyorum. Burada bulduğum şey ne? Şu an fırının simitçiye sattığı simitlerin fiyatı. Peki bu fiyat aynı zamanda 80x'ye eşit değil miydi? Eşitti. Hemen gittim ben bunu 80x'ye eşitliyorum. Peki biz x yerinin kaç olduğunu biliyoruz? 12 olduğunu biliyoruz. Bu durumda bir kere 5 de 80 sadeleşti. 16 geldi. İçler dışlardan y çarpı m 64 çarpı 12 gelmedi mi? Geldi. Hemen 64 12 çarp buradan. 128 buradan geldi. 64 buradan geldi. Toplarsam 768 lira gelmiş oldu. Tamam, biz bulduk. Şu an bulduğum ifade kim? Dikkat et. Senin simitlerinin maliyeti. Bir de ben buradaki satıştan fırının eline geçen toplam parayı hesaplarsam x'in farkı bana neyi verecek? Dikkat et, kar verecek. Ben zaten o parayı biliyorum. O para kimdi? 80x'ydi. Biz x çarpı y'yi kaç bulmuştuk? Dikkat et, 12 bulmuştuk. X'in çarparsam da bu durumda satış fiyatı da 960 lira gelmiş oldu. Satış fiyatından da eğer ki sen maliyeti çıkartırsan ortaya kar gelmiş oldu. Yani bizim karımız da bu işten 192 lira çıktı. Sorunun doğru cevabı da Ceyhan gelmiş oldu. A ve B şehirlerinde bulunan iki araç farklı zamanlarda birbirlerine doğru sabit hızlarda harekete başlıyorlar. Harekete başlamadan önce kilometre sayaçları sıfırlanan bu iki aracın saat 1'deki hız göstergeleri ve kilometre sayaçları aşağıda gösterilmiştir. Yani ne demek istiyor bana? Saat 1'e kadar bu adam 150 km yol almış, diğer adam da 310 km yol almış. Diyelim ki bu araç A'dan çıkan araç olsun, bu araç da B'den çıkan araç olsun. Bana diyor ki araçlar yukarıda gösterilen hızlarla hareketleri devam ettiklerinde saat 13.10'da karşılaştıklarına göre A ile B arası kaç kilometredir diye soruyor bana. Diyelim ki burası A şehri olsun, burası B şehri olsun. Bak şimdi. Bu araçlar saat 1'e kadar A'dan çıkan 150 km yol aldı. B'den çıkan ne yaptı? O da 310 km yol aldı. Dikkat et, şu an çizdiğim şekil tam da 13.00'daki şekil. Bu araç 100 ile geliyor. Peki diğer araç kimle geliyor? O da 140 km/saatte geliyor. Peki ben neyi biliyorum? Saat 13.10'da, yani 10 dakika sonra iki araç karşılaşacak. Şimdi ufak bir problem var. Karşımızda dikkat edin, hızlar bizde km/saat olarak söylenmiş ama zaman şu an dakika. O zaman hemen şu dakikayı saat çevir. Sen 1 saatin 60 dakika olduğunu biliyorsun. Bu durumda 10 dakikada 6'da 1'i 1 bölü 6 saat gelecek mi? Gelecek. Bak, bu adam ne yapacak? Dikkat et. 100'de giden araç karşılaşana kadar toplamda 1 bölü 6 saat yol alacak. O zaman yol eşittir hız çarpı zamandan dolayı. Bu adamın hızı 100 km/saat ve 1 bölü 6 saat yol aldı. Yani bu adam ne yaptı? 100 bölü 6 kadar yol aldı. Geliyorum diğer adama. O da ne yaptı? 140 km/saatle 1 bölü 6 saat yol aldı. Yani toplamda karşılaşana kadar 140 bölü 6 kadar yol almış oldu. O zaman ben buradaki yolları toplarsam toplamda 240 bölü 6'dan burası kaç kilometre gelmiş oldu? 40 kilometre geldi. 40 kilometre burası. 310 burası. X'in toplamı kaç yaptı? 350 yaptı. 150 de buradan, toplam yolda 500 kilometre geldi. Yani sorunun doğru cevabı Bursa çıkmış oldu. Aşağıdaki asansöre biniş talimatnamesi üzerinde ve binmek üzere bekleyen kişiler ağırlıkları ile birlikte yanında verilmiştir. Buna göre bu 6 kişi kaç farklı şekilde asansöre binebilir? Dikkatli olun, talimatname burada. Maksimum 3 kişi veya 300 kilogram. Şimdi şöyle yapalım. Eğer ki maksimum 3 kişi binecekse 1 kişi binebilir mi? Evet, binebilir. Peki 2 kişi binebilir mi? Evet, binebilir. Peki 3 kişi binebilir mi? Evet, binebilir. Şimdi o zaman ben 1 kişi buradaki asansörü koysam elimde toplamda 6 farklı kişi arasından 1 kişi seçmem gerekmiyor mu? Gerekiyor. Demek ki burası 6'nın birlik kombinasyonu. Yani 6 farklı durum var bu cepte. Peki şu anda kilo olarak bir sıkıntı var mı? Hayır, yok. Çünkü bu kişilerin kiloları şu anda ayrı ayrı 300'den daha az. Bir sıkıntı yok. Geliyorum 2 kişi seçmeye. 6 kişi arasından eğer ki 2 tane kişi seçersem ben bu 2 kişiyi asansöre koyamaz mıyım? Koyarım. Ve dikkat et, sen en ağır 2 kişi bile seçsen şu anda 300'ü geçmiyor. Buradan da 6 çarpı 5 bölü 2 faktörden dolayı 15 kişi, yani 15 farklı durum gelmiş oldu. Sonunda da 6 kişi arasından 3 farklı kişi seçsem, bu da ne gelmiş olacak? 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 faktöriyel gelmiş olacak. Yani 20 farklı durum oluştu. Yalnız dikkatli olun, bakın. Siz 3 kişi seçerken eğer ki şu üçlüyü seçerseniz bu durumda toplam kilo kaç olmuş oldu? 310 kilogram yaptı. Yani şu anda 300 kilogramı geçtik. Demek ki sen bu 3 kişiyi buraya alamazsın. Yani bu seçtiğin durumlardan bir tanesini çıkartmak zorundasın. Çünkü bu üçlü asansöre binemiyor. Ama diğer üçler için herhangi bir sıkıntı yok. Bu durumda buradan 19 durum geldi. 15 durum buradan ne yaptı? 34 yaptı. 6 durumda buradan sorunun doğru cevabı 40 farklı durum, yani Adana gelmiş oldu. Bir vakfın bir ayda yaptığı yardımların çocuk, kadın ve yaşlılara göre yüzde olarak dağılımı daire grafiğinde, çocuklara yapılan yardım türlerinin sayısal dağılımı sütun grafiğinde verilmiştir. Buna göre çocuklara yapılan yardımlardan ayakkabı sayısının 16 katı kadar toplam yardım yapılmıştır. X kaçtır diye soruyor bana. Şimdi arkadaşlar diyelim ki bunun tamamı 100Y olsun. Biz bu 100Y'nin %30'unun, yani 30Y'nin çocuk, kadının %30 olduğunu biliyorsam o zaman yine 30Y'nin kadın ve kalan 40Y'nin de yaşlı olduğunu biliyoruz. Bak şimdi diyor ki bana çocuklara yapılan yardımlardan ayakkabı sayısını diyor. Yani kimin? X'in. İşte bu X'in 16 katı kadar toplam yardım yapılmıştır. Yani bu yardımların tamamı, yani 100Y'nin 16x'e eşit olduğunu bana söylüyor. Doğru mudur? Doğrudur. Ve ben ayrıca ne biliyorum? Buradaki tüm yardımların toplamının çocuklara ait olduğunu biliyorum. Yani 30y aynı zamanda 1900 artı x'e eşit mi? Eşit. Şimdi karşılıklı 4'lerimiz sadeştir. Soldan 4x, sağdan 25y geldi. Ben burada x'e 25a versem otomatikman y'miz ne gelmiş oldu? 4a gelmiş oldu. Koy yerine. Sol taraf kaç geldi? Dikkat et. 120a geldi. Sağ tarafta 1900 artı 25a gelmiş oldu mu? Oldu. At bu 25a'yı sol tarafa. Atarsak 95a kime eşit gelmiş oldu? 1900'e. İki tarafı da 95'e bölersem bu durumda 1900 aldım. Kime böldüm? 95'e bölüyorum. Bölersem dikkatli ol. Ben buradan ne anlıyorum? Şimdi 190'da 95 kaç kere var? 2 kere var. Buradan bir 190 geldi. Demek ki A'mız da 20 gelmiş oldu. A'mız 20 ise bizden kim istiyor soruda? X'i istiyor. Biz X'in de 25'i aldığını biliyoruz. Burada yerine yazarsak da sorunun doğru cevabı 500'de Edirne gelmiş oldu. Aşağıda Mert'in sorularını çözdüğü 6 farklı matematik soru bankası verilmiştir. Bu kitaplardan her gün soru çözen Mert, soru çözdüğü kitaptan ard arda 2 gün soru çözmüyormuş. Mert'in bir haftalık çalışma programında 2 farklı kaynaktan soru çözmüş olma olasılığı kaçtır? Şimdi bir kere olasılık demek ne demekti? İstenen durumun eleman sayısı bölü tüm durumun eleman sayısı. Şimdi ilk önce tüm durumu bir hesaplayalım. Şimdi birinci gün Mert'in seçebileceği toplam kaç farklı kitap var? 6 farklı kitap var. Peki ikinci gün Mert'in seçebileceği kaç farklı kaynak var? Hani çözdüğünü bir sonraki gün çözmüyor ya. O zaman 5 farklı kaynak gelmiş oldu. Doğru mu? Doğru. Diyelim ki şuradaki 9. matı çözdü. Bir sonraki gün ne yapacak? Bunu çözmeyecek. Kalanların arasından bir tanesini seçecek. Peki 3. gün kaç tane kitap gelecek? Yine 5 farklı. Niye 5 farklı? Bak şöyle düşün. Diyelim ki birinci gün bunu çözdü. İkinci gün bunu çözdü. O zaman üçüncü gün ne yapabilir? Yine bunu çözebilir ki. Ne yapmayacak? Bir önceki gün çözdüğünü tekrar çözmeyecek. Bu mantıkta dördüncü gün yine 5 farklı gelebilir. Beşinci gün yine 5 farklı gelebilir. Böyle böyle devam edeceğiz. En son 7. gün yine 5 farklı gelebilir. Ben buradan ne anlıyorum? Ben bu tüm ihtimalleri çarpsam 6 çarpı 5 üzeri 6 farklı ihtimal nereden geldi? Tüm durumdan geldi. Peki istenen ne? Dikkatli ol. 2 farklı kaynaktan soru çözmesi istiyor. Şimdi Mert ilk geldi. Çözebilecek kaç farklı kaynak var? 6. Geliyorum ikinci kaynağa. Birinci kaynak buysa ikinci kaynağın ihtimali ne? 5 farklı ihtimal var. Bu durumda ikinci kaynaktan da 5 tane ihtimal gelmiş oldu. Yani istenen ihtimal 30. Tüm durum kaç geldi? 6 çarpı 5 üzeri 6 geldi. Bu durumda 6'lar birbirini sadeleştirdi. Sorunun cevabı da kaç gelmiş oldu? 1 bölü 5 üzeri 5 ile Edirne gelmiş oldu. Tamam. ABC'yle DBK birer üçgenmiş. Bize diyor ki iki tane DBA açısı bir tane ABC eşittir diyor. Şekil 1'deki DBK üçgeni BK boyunca şekil 2'deki gibi katlandığında KD üssüyle BC paralelmiş ve aynı zamanda BD üssüyle AC dik oluyormuş. O zaman anlıyorum ki BD üssüyle AC dik olacaksa bir kere burasının 90 derece olması gerekiyor bu cepte. Ayrıca KD üssüyle de BC birbirine paralelmiş. Buna bir yazdık. Şimdi katlama sorularında şu şekli önceki haline bir çevirirsek, bakın dikkatli olun. Katlama sorularında göstermemiz gereken ilk şey neydi? Açı ortay. Her zaman katlanan doğruya göre olan şu açının açı ortay olması gerekiyor. Ve ben ne biliyorum? Bak dikkat et. Ben şu an buraya noktalı verdiysem o zaman buradaki açıda noktalı olması lazım. Ben biliyorum ki iki tane DBA açısı. Yani biz burada DBA'ya alfa versek, bak şurası alfa olsa o zaman burası alfa olmayacak mı? Olacak. ABC açısı da 2 alfa gelecekmiş. ABC'nin tamamı 2 alfa gelecekken, hani noktalı alfaydı ya, o zaman bu noktada da alfa gelecek ve tamamının 2 alfa olduğunu biliyorsam o zaman buraya da 1 alfa kalmış oldu. Ayrıca KD üssüyle BC paralelse burada bir Z kuralı var. Yani şuradaki açıda alfa gelmiş oldu. Buradaki açı alfa gelmişken ben KL'ye şurada bir x versem o zaman KBD üssü taban açıları aynı olduğu için ikizkenar üçgen olmadı mı? Oldu. Yani burası x artı dörtgen, burasında x artı dörtgenimiz gerekiyor. Ayrıca görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bak açıortay ve yükseklik. Nerede vardı bu? Yaki'de. Hatırlayın, Yaki'de dörtlüden iki tanesi varsa diğer x olmak zorunda. Yükseklik, açıortay, kenarortay, ikizkenarlık. Ne var elimde? Yükseklikle açıortay var. Demek ki burası ikizkenar ve kenarortay olması gerekiyor. Yani bir kere burasıyla %100 şu kısım birbirine eşit olacak. Ve üçgen ikizkenar, yani AB ile BC birbirine eşit. Yani burası da x artı 10 gelmiş oldu. Şimdi ben burada o zaman benzerlik yapamaz mıyım? Çok rahat yaparım. A'dan başlıyorum. 6'nın tamamının oranı. Yani 6'nın x artı 10 oranı. Kime eşit gelmesi gerekiyor? X'in x artı 10'a oranına eşit gelmesi gerekiyor. X artı 10'lar gitti. X'imiz kaç geldi? 6 geldi. X 6 geldiyse burası kaç çıkmış oldu? 16 gelmiş oldu. Cepte mi? Cepte. Şimdi dikkat et. Ben eğer ki şuradaki doğruyu uzatırsam, sen burasının 90 olduğunu biliyorsun ya, bak. 90 alfa iken bu açı beta olsa şuradaki açımızda beta gelecek mi? Gelecek. Burada bir adet kelebek olduğunu görebiliyor musun? Kelebek var burada bir tane. Niye? İki paralel doğru var çünkü burada. Ve burada 90'ı gördü 16 iken burada 90'ı gördü 4. Yani tam tamına 4 katı. O zaman ben burada alfanın gördüğüne 1K desem, burada alfanın gördüğü 4 katından 4K gelmesi gerekiyor. Burası 4K iken burasında 4K olması gerekmiyor muydu? Çünkü kenarortaydı. Demek ki buraya da 3K kalmış oldu. Yani AL'miz 3K geldi. TC'miz 4K geldi. K'lar birbirini götürdü. Sorunun doğru cevabı da 3 bölü 4. Yani Denizli çıkmış oldu. Ön yüzü çizgili, arka yüzü kareli olan şekil 1'deki dikdörtgen bir defter yaprağı B ve C köşelerinden şekil 2'deki gibi katlanmış. Buna göre buradaki açı kaç derecedir diye soruyor bana. Hatırlayın, katlama sorularının bazı gereklilikleri vardı. Neydi onlar? 1. Açıortayı göstermemiz lazım. 2. Aynı olan açıları göstermemiz lazım. 3. Aynı olan kenarları göstermemiz gerekiyor. Eğer ki ilk ikisi yetmiyorsa. Şimdi 1. Buradaki üçgen şu doğruya göre katlandığı için bir kere buradaki açı açıortay olacak. Yani şurası bir kere 40 derece geldi. Aynı şekilde bak, hayal et. Şekli önceki haline çevirirsen, sen bunu bir uzatırsan, buradaki üçgen buraya göre katlandığı için buradaki açının da açıortay olması lazım. Şurası da 40 derece gelmiş oldu. Doğru mudur? Doğrudur. Ve ayrıyetten sen buradaki C açısını buradan buraya katladığın için şekil bir dikdörtgen, burası 90 derece ise burasının 90 gelmesi gerekiyor. Aynı mantıkta B açısı 90 ise burasının 90 olması gerekiyor. 90 40 o zaman buradaki açımız 50 derece geldi. 90 40 burası da 50 derece gelmiş oldu. Şu açıya da gidelim, x derece verelim. Bak şimdi sen buradaki doğruyu şöyle bir uzatsan. Dikkat et. Eğer ki buradaki açımız 80 derece ise tamamının 180 olması için geriye kaç derece kaldı? 100 derece kaldı. Şimdi kalem ucu M ne derseniz deyin. Görebiliyor musunuz? Bakın. Karşımızda dikdörtgen olduğu için şu iki doğru birbirine paralel. O zaman şuradaki şekil aslında bir M şekli değil mi? O zaman ben burada ne yapacağım? Sağa bakan açıların toplamı sola bakan açıların toplamına eşit olması gerekiyor. Sağa bakan açıların toplamı ne geldi? Toplamda 140 geldi. Sola bakan açıların toplamı da 100 artı x gelmiş oldu. Buradan da x'imiz 40 derece geldi. Yani sorunun doğru cevabı Denizli çıkmış oldu. ABC ikizkenar üçgeni biçimdeki kağıt AK boyunca kesiliyormuş. AKC üçgeni CK ile BE çakışacak biçimde tekrar yapıştırılıyormuş. Biz BK'nın soruda 7 olduğunu biliyoruz. KC'nin 3 olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda AK'nın da 2 kök 37 olduğunu biliyoruz. Buna göre AD uzunluğu nedir diye soruyor. Şimdi öncelikle ikizkenar üçgende indirilen yükseklik hem açıortay hem de kenarortay değil miydi? Öyleydi. Dolayısıyla BC'nin tamamı eğer ki dikkat edin 10'sa ben ne anlıyorum buradan? Üçgen ikizkenar olduğu için indirilen bu yükseklik kenarortay olmak zorunda. Yani onu 5 5 paylaşacağım. Öyleyse buraya 2 versem buraya da 5 kalmış oldu bu cepte. Şuraya da bir yükseklik diyelim, h diyelim. Öyleyse buradaki üçgende Pisagor yaparsak h'ın karesi artı 2'nin karesinden 4 kime eşit gelmiş oldu? 2 kök 37'nin karesine eşit gelmiş oldu. Kaç yapar bu da? 2'nin karesi 4 yaptı. Kök 37'nin karesi 37 geldi. X'ini çarparsam da sağdan bir 28 elde var 2. 148 gelmiş oldu. 4'ü de sağ tarafa atarsak h kare kime eşit gelmiş oldu? 144'e. Kimin karesi 144? 12'nin gelmiş oldu. Yani bu üçgenin yüksekliği 12 geldi mi? Geldi. Peki benden size bir soru. ABC üçgenin yüksekliği 12 iken şu an AKC üçgenin yüksekliği de 12 değil mi arkadaşlar? Bakın bu üçgen geniş açılı olduğu için şu tabana inen yükseklik buradan inmek zorunda. Yani ben buradaki üçgenin yüksekliğini indirmeye kalkarsam burası yine kaç gelmesi gerekiyor? 12 gelmesi gerekiyor. Ben bunu böyle devam ettirsem şuradaki üçgenin yüksekliği de 12 idi. Öyleyse AD'nin tamamı da 24 gelmiş oldu. Yani sorunun doğru cevabı Ceyhan çıkmış oldu. A ile B birer tam sayıymış. B A'dan daha uzunmuş. Uzunlukları A birim olan 2 turuncu ve uzunluğu B birim olan 1 yeşil çubuk verilmiştir. Bu 3 tane çubuktan herhangi ikisi seçildiğinde uzunlukları toplamının 10 birim olduğu biliniyormuş. Bu 3 tane çubuk kullanılarak kaç farklı ikizkenar üçgen çıkar diye bana soruyor. Şimdi diyelim ki şuradaki 2 çubuğu seçmiş olalım. O zaman bunların uzunlukları toplamı kime eşit oldu? 10'a. Buradan da A kaç gelmiş oldu? 5 gelmiş oldu. Yani şu an buradan bir tane üçgen gelmiş oldu. Peki ikinci durum, ya ben bu ikisini seçersem? Öyleyse A ile B'nin toplamı kime eşit olmuş olması gerekiyor? 10'a. Peki otomatikman ben buradan B'yi kaç bulmuş oldum? 10 eksi A bulmuş oldum. Ayrıca sen soruda B'nin de A'dan büyük olduğunu biliyor musun? Evet biliyorsun. O zaman ben bu B'yi burada yerine yazsam 10 eksi A büyüktür A'dan. A'yı karşı tarafa gönder. 10 büyüktür 2A geldi. İki tarafı da 2'ye bölersek 5 büyüktür A gelmiş oldu. 5 büyüktür A geldiyse o zaman burada A'nın alabileceği 1, 2, 3, 4. 4 farklı ihtimal olduğu için 4 tane üçgen buradan geldi. 1 üçgen buradan geldi. İkisini toplarsam da sonuçta 5 tane üçgen gelmiş oldu. Yani sorunun doğru cevabı Bursa çıkmış oldu. Eşkenar dörtgen biçimdeki bir tabela zemine dik konumdaki bir direğe iki farklı biçimde asıldığında zeminle arada kalan mesafeler sırasıyla 65 ve 51 oluyormuş. Tabelanın alanı 120 cm² olduğuna göre direğin yüksekliği kaç santimetredir diye soruyor bana. Şimdi öncelikle şu eşkenar dörtgende ne yapalım biliyor musunuz? Şurada birer tane köşegen bir çekelim. Buradan bir köşegen çektim. Aynı şekilde buradan da bir adet bir köşegen çektim. Sen biliyorsun ki eşkenar dörtgende çekilen köşegenler ne yapıyor? Birbirini ayrı ayrı iki eş parçaya ayırıyor. O zaman şöyle yapalım. Bu uzunluğa x diyelim. Burası x olsun. Aynı şekilde burası y iken burası y olsun. Sen ne biliyorsun? Tabelanın alanının 120 olduğunu biliyorsun. Dikkat et. Ben şu an buradaki herhangi bir dik üçgenin alanının x çarpı y bölü 2 olduğunu biliyorum ya. Peki bundan burada kaç tane var? 4 tane var. Öyleyse bunun alanı 4 çarpı xy bölü 2'den dolayı bir kere 2xy geldi. Bunun 120 olduğunu biliyorsak biz bir kere x çarpı y'yi kaç bulduk? 60 bulmuş olduk. Bu cepte. Bundan sonra ne yapmış adam? Tabelayı çevirmiş. Çevirdiği zaman biz burada eğer ki köşegenleri tekrar çekersek. Bak dikkat et. Şimdi bir köşegen böyle. Diğer köşegen böyle. Ne oldu bu durumda? Aslında x'lerle y'ler yer değiştirmedi mi? Hani şurası hala 90 derece. Ne oldu? Ters çevirince x'ler buraya gelmiş oldu. Y'ler de buraya gelmiş olmadı mı? Ve dikkatli ol. Ben ne biliyorum? Buradaki direk hala aynı direk. O zaman bu uzunlukla şu uzunluğun eşit olması lazım. Soldaki uzunluk 2y artı 65 geldi. Sağdaki uzunlukta da gelmiş oldu? 2x artı 51 gelmiş oldu. 2y'yi sağ tarafa at. 51'i sol tarafa at. Bu durumda 14 eşittir 2x eksi 2'ye geldi. İki tarafı da 2'ye bölersek 7 eşittir x eksi y gelmiş oldu. Yani ben buradan ne anlıyorum? Buradaki çarpım şeklinde olan sayılar arasındaki fark kaçmış? 7'ymiş. Hangi farkı 7 olan x'lerin çarpımı 60 yapar o zaman? 12'ye 5. Demek ki x'imiz 12 geldi. Y'miz de 5 gelmiş oldu. Peki sen ne istiyorsun soruda? Direğin uzunluğunu istiyorsun. Direğin yerden yüksekliği şu an burada aslında 2y artı 65 gelmedi mi? Peki ben y'yi kaç buldum? 5 buldum. O zaman y'miz 5 ise direğin yüksekliği de 75 santim geldi. Yani sorunun doğru cevabı Ceyhan çıkmış oldu. Bir davetiye zarfının kapağının açık ve kapalı biçimleri bize gösterilmiştir. DF ile FC dik vermiş, FE ile AB dik vermiş. Birkaç tane bize burada değer vermiş. Buna göre zarf tamamen, dikkatli olun tamamen diyor, açık konuma getirildiğinde elde edilen kağıdın alanı kaç birim karedir diye soruyor bana. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben eğer ki buradan bir tane dikme indirsem, sen bir kere dikdörtgenden dolayı burası 1 iken şurasının 1 olacağını biliyorsun. Aynı şekilde 9 iken burasının 9 olacağını biliyor musun? Evet biliyorsun. Şu anda ben ne yaptım burada? Bir dik üçgende dikten dik indirmedim mi? İndirdim. Dikten dik indiriyorsam ne vardı burada? Öklit. Şuraya eğer ki bir h dersek indirilen dikmenin karesi aşağıdaki iki parçanın çarpımına, yani 1 ile 9'un çarpımına eşit geldi. Buradan da h kime eşit gelmiş oldu? 3'e eşit gelmiş oldu. Tamam. Eğer ki h 3'e eşitse bak dikkatli ol. 3 buradan, 4 buradan, sen buradaki dikdörtgenin şu anda kısa kenarını kaç bulmuş oldun? 7 bulmuş oldun. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi lütfen dikkatli olun. Adam bizden zarfın buradaki kapağını aç demiyor. Ne diyor? Zarf tamamen açık konuma getirildiğinde diyor. Şimdi şöyle düşün. Sen bu zarfı tamamen açık konuma nasıl getirirsin? Aslında senin bu zarfı tamamen açık konuma getirmen için şuradaki alanı alıp da açman gerekmiyor mu? Bak şimdi. Karşımızda nasıl bir dikdörtgen var? Bunu farklı bir yerde bir çizelim. Karşımızda şu anda şöyle bir dikdörtgen olsun, tamam mı? Şöyle bir dikdörtgen olsun. Biraz büyük çizeyim. Şöyle. Şimdi sen bu dikdörtgeni açarken ne yapacaksın? İçinden bazı noktalara göre, mesela diyelim ki şuraya göre, F şu an şurada olsun. Bu noktaya göre buradaki dikdörtgeni açabilirsin. Normalde benim karşımda şöyle bir üçgen vardı, değil mi? Ve sen bu zarfı tamamen açmak istiyorsun. Şimdi şöyle düşünelim bak. Ben şöyle bir tane üçgen oluşturursam ve şöyle bir tane üçgen oluşturursam. Dikkat et, karşıma şu an kaç tane üçgen çıktı? 4 tane. Bu üçgeni yukarıya açıyorum. Bu üçgeni sola aç. Bu üçgeni aşağı aç. Bu üçgeni sağa aç. Açtığın takdirde senin karşına nasıl bir dikdörtgen gelecek? Dikkatli ol. Şimdi bu dikdörtgenin önceki hali, değil mi? Şu önceki hali olsun. Peki yeni hali nasıl olacak? Dikkatli ol. Bunun üstünde bir üçgen var. Sağında bir üçgen var. Aşağısında şöyle küçük k'da bir üçgen var ve solunda bir üçgen var. Peki bu üçgenlerin alanları toplamı aslında az önce bizim şuradaki dikdörtgenimiz alanı değil mi? Yani bir kere bizim bu açılmış kısmımızda burada şu an kırmızıyla çizdiğim yerlerin alanları toplamı ne gelmek zorunda? Buradaki dikdörtgenin alanı gelmesi lazım. Dikdörtgen alanı zaten belli. Kısa kenar 7, uzun kenar 10. X'ini çarparsam 7 çarpı 10'dan bu alan 70 geldi. Yani kırmızıyla çizdiğim yerler bir kere 70 geldi mi? Geldi. Bir de üzerine şuradaki alanı ben buna ilave edersem 1 70 de buradan gelmeyecek mi? O zaman 70 kırmızılardan geldi. 70 de ortadan geldi. X'ini toplarsam da sorunun doğru cevabı Edirne gelmiş olur. Taban yarıçapı 2 birim ve yüksekliği 10 birim olan dik dairesel silindirin tamamı su ile doluymuş. Silindirdeki suyun tamamı küp şeklindeki bir cismin içine boşaltıldığında kübün 4'te 1'i kadar su taşıyormuş. Küpün bir ayrıtı kaç birimdir diye soruyor. Şimdi öncelikle siz silindirin hacim formülünü biliyorsunuz. Silindirin hacim formülü neydi? Pi çarpı taban yarıçapının karesi çarpı yüksekliğe eşitti. Yani benim şu an elimde 40 pi kadar su var. Sen bu 40 pi'yi ne yapacaksın? Gideceksin buradaki kübün içine boşaltacaksın. Ve boşalttığın zaman unutma kübün 4'te 1 kadar su taşacak. Diyelim ki buradaki kübün bir ayrıtı a birim olsun. Bu durumda kübün hacmi hani bir kenarı kübüydü ya. A'nın kübü gelmiş oldu mu? Oldu. Bak dikkat et. Kübün hacmi a'nın kübüyken bir de ben bunun 4'te 1'i kadar su taşımayacak mıyım? Taşıracağım. Yani a'nın kübü bölü 4 kadar su taştı. Şimdi şöyle düşün. Sen 40 pi'yi aldın. Bunun içine döktün. Döktüğün zaman 1 ne yaptı? Kübü doldurdu. Yani A'nın kübü kadar ne geldi? Su geldi. Bir de üzerine bunun 4'te 1'i kadar taştı. O zaman bu ikisinin toplamının benim elimdeki suya eşit olması gerekmiyor mu? 4 ile A'nın kübünü çarptım. 4 A küp geldi. 1 A küp ekledim. 5 A küp bölü 4. Kime eşit geldi? 40 pi'ye. Bu durumda 5 ile 40 sadeleşti. 8 kaldı. İçler dışlardan A'nın kübü 32 çarpı pi gelmiş oldu. İki tarafında ben burada küp kökünü alırsam küp kökünü aldığım takdirde 3'ler birbirini götürdü. A'da kime eşit geldi? Küp kök içerisinde 32 yani 8 çarpı 4 çarpı pi eşit gelmiş oldu. Neyin kübü 8 yapar? 2'nin. O yüzden 8 dışarıya 2 olarak çıkmış oldu. Buradan da 2 çarpı küp kök 4 pi geldi. Yani sorunun doğru cevabı Bursa çıkmış oldu. Birim küplerden oluşan şekildeki yapının yüzey alanı kaç birim karedir diye soruyor bana. Arkadaşlar ben sizi artık saymaktan bir kurtarayım. Unutmayın cisimlerde toplam yüzey alanı her zaman görünen yüzey alanının 2 katına eşittir. Şimdi öncelikle toplamda kaç tane yüzey görünüyor ona bir bakalım. 1 buradan 2, 3, 4, 5, 6. Aynı şekilde 6 tane burada var. 12 geldi. 12 buradan geldi. 9 tane buradan kaç yaptı? 21 yaptı. 4 tane buradan 25 yaptı. 1 buradan 26. 2 buradan 28. 1 buradan 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Şekilde elimizde toplamda 35 birim karelik bir alan var görünen yüzey. Bunun da tam 2 katından dolayı tüm cismin alanı 70 birim kare geldi. Yani sorunun doğru cevabı 70 gelmiş oldu. Peki ben 35 birim kareyi nereden buldum? Bir tane buradaki karenin alanı şu anda 1 değil mi? O zaman 35 tanesi 35 geldi. X'ini çarparsam da 70 yapmış olur. ABC'de bir adet neymiş? Paralel kenarmış. Taralı alanlar eşit olduğuna göre buradaki oran kaçtı diye soruyor bana. Şimdi bakın. Öncelikle bir soruda D ile T noktalarını bir birleştirsek. Şimdi paralel kenarda bir özellik vardı. Ben gidip de şuradaki yeşil alana X versem. Buradaki beyaz alana Y versem. O zaman DTC üçgen alanı ne olacaktı? İki alanın toplamı. Yani X artı Y gelmiş olacaktı. Aynı zamanda dikkatli ol. Yeşil alanlar birbirine eşitse. Şurası da X gelmiş oldu mu? Oldu. Ben buradan ne anlıyorum? DKC üçgeninde DT doğrusuna göre soldaki alanla sağdaki alan eşit geldi. TP açıları aynı yerdeyse tabanlarla alanlar doğrant değil miydi? Doğrantlıydı. Demek ki bu alanlar eşit olduğuna göre buradaki kenarların da eşit olması lazım. Yani KT ile TC birbirine eşit olacaksa o zaman KT yerine ben TC yazsam bunlar birbirini götürdü. Sorunun doğru cevabı 1 gelmiş oldu. Şimdi soruya başlamadan önce yamukta bir özellik var. Bunu bilmeden bu soruyu çözmemiz çok da fazlası mümkün değil. Yani çözeceği zaman biraz daha zorlaşır soru. Yamukta köşegenleri çektiğim zaman yandaki iki alan birbirine eşitken bu alanlar ayrıca kime eşittir? Üstteki alanla alttaki alanın çarpımının kareköküne eşittir. Şimdi soruyu bir okuyalım. Okul müdürü pastayı doğrusal bıçak darbeleriyle şekildeki gibi 4 parçaya ayırmış. ABC'de bulundukları bölgelerin alanları olmak üzere A kime eşitmiş? 2D'ye eşitmiş. O zaman bir kere ben buraya 2D yazdım. Yandaki özellik gereği C'deki D geldi mi? Geldi. Peki buradaki özellik gereği şu an aynı zamanda benim 2D dediğim ifade D ile B'nin çarpımının kareköküne eşit değil mi? Kareköküne eşit. İki tarafında karesini al. Alırsan 4D kare kime eşit geldi? D çarpı B'ye eşit geldi. D'ler birbirini götürdü. Bu durumda B'miz de 4D eşit geldi mi? Evet geldi. Peki burası 4D eşitken bana ne diyor soruda? Pastanın üst yüzeyin alanı 18 birim kare oluyormuş. Bak 4D alan buradan, 2D buradan 6D, 2D buradan 8D, 1D de buradan 9D'miz eğer ki 18 eşitse D kaç gelmiş oldu? 2 gelmiş oldu. Benden ne istiyor soruda? D parçası öğretmenlere ikram edildiğine göre öğretmenlere verilen parçanın yüzey alanı nedir diye soruyor. Sorun doğru cevabı da 2 gelmiş oldu.